kafaya ilk yazdığımız tarih Davut 1990. 89 90. İlk dima çalıştığım. Ondan sonra o zaman defter yok. İrsaliye kağıtları var ya yanımızda bir tane oduncu vardı. Oduncu böyle irsaliye kağıtlarını şey yapardı. Turgut Ozan dönemi irsaliyeler vardı. O şeyler ya bilmem vergi şey vardı. O irsaliyelerin arkası. Arkasını yazardım. Defter yukarıda. Yok kağıt. Böyle çalışırdık. E, kısa bir dönem emek verdik 5-10 sene ama meyvesini hem dünyada hem ahirette alıyoruz. Hem dünyayı ahirette alacaksın. Bu Dima Kafa projesine çalışırken e, kafa, sonra vicdana girdik, sonra e, zihin, sonra his, irade, girdik de girdik. Hissi çalışırken bayram, heva karşımıza geldi. Heva. Şimdi lugatını veriyorum. Heva neymiş? İstek. Nefsin isteği. Düşkünlük. Gelip geçici olan heves. Böyle vurup geçer. Şöyle. Böyle vurur. Deprem gibi. Cak diye böyle vurur. Nefsin zararlı ve günah olan arzuları. Bu nasıl bir adamsa. Mehmet kardeşle de konuştuk. Bu heva. Tuttuğum şey sabun gibi, alabalık gibi gidiyor yani bir şey. Bir yeri vatan ihtiyaz etmiyor yani. Mehmet. tutamıyorum, muyum? Tutamıyorum. Allah Allah. Bak 16'sında şey yapmışız. Şimdi okuduğum o çalışmanın hulasası olduğu için cümle cümle. Bir. Okuyorum abiler. İnsanın mes'i manevisine sebep olmaktır. Yani ahlakını... Ha onu Mesih manevi Kur'an'da olduğu için söyleyeyim. Eskide azgın bir kavimleri Allah çeşitli şekillerde cezalandırdığı gibi yerin dibine depremler, taş yağdırdı, sel. Mesela bazı kavimleri de Mesih maneviye sebep olmuş. Nedir o? Adamın ruhunu domuza, domuz olduğu için suratını da domuz yapmış. Domuz yapmış. Başka ne yapmış? Ayı yapmış, hınzır yapmış, yılan yapmış. Dört tane. Çakal, maymun. Maymun yapmış. Risalede geçen. Beş tane mi? Maymun. Ondan sonra çakal, köpek aynı. E, Yıl, Yılan var. Ayı var. Domuz var. Beş. Evet. Beş. Böyle. insanın peki Peygamber Aleyhisselam bunu bildiği için Miraç'ta. Şu şefkate bak ya. Vallahi ben Miraç'a gideceğim Allah'ın huzuruna. Seni hatırlar mıyım? Mümkün mü ya? Baklava yerken hatırlamıyorum da. Baklava yerken kendimi düşünüyorum da. Sen nasıl düşüneceksin? Miraç'ta mı düşüneceğim? Ama o peygamber aleyhissalatü vesselam bizi hepimizi düşünmüş. Miraç'ta ümmeti demiş ya. Baktı ki geçmiş kavimlerin azgınlıklarına Allah verdiği cezayı benim ümmetimde de var. Ceza vermesin diye Allah'tan istedi. Dedi ki ya Rabbi benim ümmetimi dolmoza, yılana, çakala değiştirme. Allah kırmadı. Tamam dedi. Ama ruhunu de söylemeyi de unutmadı. Şey unuttu peygamber. Yani tamam dedi suretini değiştirmiyor bu asırda. Hakikati ama ruhu domuz. Ruhu maymun. Ruhu kurt, çakal, üç yılan, ayı, domuz. Ruhlar böyle. Yani piyasada e, sireti deniliyor. içsel alem içler böyle sureti değişmemiş. Geçmiş kavimde Yahudilerin şeyini Allah yapmış. Ama şimdi şey değişmiyor. Ee, şekli öyle olmuyor. Şey değil mi abi? Ee, hani suret değişmiyor ya. Evet. Suretten kasıt diyor. Sirettir, sıfattır, ahlaktır diyor ya. Evet. Bunlar değişiyor galiba. Evet. Yani üç şey değişiyor. Ahlak, sıf sıfat siret. siret. Bunlar. Bunlar abiler. Onun için sokakta gördüğünüz herkesi insan zannetmeyin. Sureti öyle. Ama ruhları, e, sireti, sıfatı, ahlakı ya maymun, kurt, köpek. Köpek nedir biliyor musun? Ahmakane, ahmakane köpek. Hiç böyle sorgulamadan sahibine, sonsuz sadakat namına ölesiye saldırma. Ama sahibim mı değil, mi? önemli değil. Köpek sıfatlı buymuş. Yani sorgulamadan gösterdiği hedefe ölesiye saldırı. Ben sahibim de sen gör. İki. Yeri gelmişken ben de söyleyeyim abi. Ve yerden geçiyor. Heva e, it hükmündedir diyor. Evet. Evet bak. Heva. Evet it, it hükmünde. Yani nazım maniyle çıkıyor. Evet aynen öyle. Ben düşünüyorum da öyle aynı cümle şeyinde var. Saray nefis, evet, nef 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 nefis diyor. Kap, nefis diyor kapıcı hükmünde. E, heva, nefis Hı. ve heva Kapıcı ve it hükmündedir. hükmünde. Yani e, yaslandığı yere sorgulamadan bu adam doğru mu? Yani bu bulunduğum yer doğru mu? Bu insanlar doğru mu? Bu cemaat doğru mu? Bu adam alim alim mi? Bu kim demeden yaslandığı şeye hiç sorgulamadan dayanarak gösterdiği hedefe öylesi saldırma köpeklik sıfatıdır. İlle dört ayaklı olmak değil. Onun ruhu bizde var. Uyanmak. Demek ki Heva ne yapar bizi? Mesih manevimizi bozar. Yani ruhumuzu bozan, hayvana dönüştüren bir sistem. Mesih manevi. Onun için bazılar Darwin der, der ya, insan maymundan geldi. Yani Kur'an'da e, biz Adem Aleyhisselam'dan geldiğimizi söylüyor da, maymundan insan maymundan insan geldiğini demiyor fakat insandan maymun olduğunu söylüyor. Adam bir şey söyledi ama Yanlış kapıyı çaldı. Bir kapı yanında olacaktı. Maymundan insan değil de insanda maymun olduğunu diyecekti de yanlış kapıyı çaldı. İnsanda maymun var. Ama maymundan insan yok. Ruhu maymun. Maymun neydi? Taklitçi. Doğru yanlış önemli değil. Hani demiş ya peygamber siz hangi millete benzemek isterseniz siz o millettensiniz. Maymun fıtratlılar böyle. Taklit eder. Acayip bir şey. Çok özür dilerim ama affedersiniz özür dilerim. İnsan büyük abdestini sürse bir yerine maymun fıtratlar o da sürer. Ya niye sürdüm? E sürdüler. Medenilik bu. Ne sürmek medenilikmiş. Niye? Öyle. Neymiş medenilik? Medenilik yani ben o birileri bir şey deyip de yapmak medenilikmiş. Doğru yanlış önemli değil. İşte Messi maneviye sebep olan hevali. Heva okuyoruz zaten. Başka? Tahakküm eder. Niçin? Onun izahı var ileride. Tahakküm altında olan tahakküm eder. Kendisine hırçın olan harici hırçındır. Kendisinde sıkıntı olan, olan bulunduğu evde, toplumda sıkıntılıdır. Kendisi kendisiyle memnun değilse, kendisi kendisiyle çatışıyorsa, kendisi kendisine sıkıntıysa hariç de mutlu olur mu? Kendisi kendisinden geçimsiz. Evde nasıl geçimli olacak? Kendisi kendisine sorumlu. Sorun var yani. Sorun var. Demek ki tahakküm edildiği için tahakküm ediyor. Şey diyor. İhval edildiği için diyor kafası ihval ediyor. İhval bozmak demek. Yani işgal edilen işgal etmek ister. Bozulan boza, bozar ki kendisi gibi olsun ki rahat olayım. Çok tuhaf yani. Demek ki e, tahakküm eder. Niye? i̇nhisar zihniyet, ben merkezli düşünmek, ben merkezli yöntem, ben dedim diye yapmak, yapın, İnsar zihniyet hubbu nefisten gelir. Ha, tahakküm tahakküm edilen yapar. Hadis-i şerifle söylüyorum, geçiyorum. Ald Kim aldatır insanları? Aldanmış. Kendisi aldanmış nefsine. Kendisi gafur gibi aldanmışsa bu dersleri geç gelirse e aldatır mı? Aldatır. Ha, Aldatır mı? Aldatır. Yok. Aldatmaz. Hadi bakalım. Ha diyor ki, niye tahakküm eder? bozulan bozar. Devam ediyorum cümlelerini. Muayyen ve muşahhas olmamış. Hiçbir şey bir şey değil. Her şey her şey durumda dur durmasını sağlıyor. Net yok. Mesela psikolojide uygulayayım. Gelecek misin? Belli olmaz. Yapacak mısın? Belli olmaz. Ne yapacak? Şunu mu yapacak? Geliyor musun? Gidiyor musun? Yapıyor musun? Yapmıyor musun? Değil mi? Hep böyle şey bu müşahhaslık yok, net yok. Hayatı tamamen kaygan. Hiçbir şeyi müşahhas değil. ama bunu kim yapıyor? Bunu ortadan kaldıran namazmış. Namaz hayat şey zamanın günün belirli saatinde olması e, olmasa olmaz e, taşlar koyuyormuş. Hat belirleme atıymış. Yani o kaygan zeminde kendi sisteminden çıkan sisteme ona bariyerler getiriyor. Yöntemler getirerek belirli bir kategoride kalmasına sebep oluyor namaz. Beş vakit olmasının sebebi muayyenleşmemiş fikir, his, duygu ve his ve heveslerine hat getiriliyor. Namaz yapıyor bunu. Namaz onun için beş defa denmiş. Kalpteki manaların menfi veya müsbet manaların meylimizi uyandıran sistemmiş. Şimdi çok uğraştım. Bu adamın yeri neresi? Bu adamın şey, yeri yok yani. Var da niçin yerin yeri yok? Derler ya ona senin yatacak yerin yok. Bu adam latife-i insaniyede kapte. Kapteki öteki bir tane. De, bir tane de var. Ha bu. Kapte dur. Hevanın iştevi mükemmeldir, vücutta Adem'dir, kainatta kara deliktir. Latife-i insaniyenin Adem'idir. Latife-i insaniyede ne var? Latife-i insaniyede Beşer ve insan var, karmas İşte o beşeriyetin içerisindeki yedi mertebe var ya, nefsen mare, levame, muhlime, mutmaine raziye, safiye, natika. Yedi tane mertebeyi birbirinden ayrılmasına sebep olan Adem'i bir vücutsuz vücuttur. Ondan sıyrılıyoruz beşeriyeti. Ondan sıyrılınca vücuda çıkıyorum, insan oluyorum. Mesela onu şöyle tanımlıyorum misalimi. Beşere bildiğimse bilmiyorum. Helezonik yay gibi. Kalemin içindeki yay var ya. Kalemin içindeki yay veya arabanın helezonik yay. İçi boş ama birbirine bağlantısı da olmayan boş. Boş, boşun içinde boş. Yani birbirlerine bağlantısı yok ama şu böyle şeyleri var. Aynı şey devamı. Zannediyorsun ki birbirine eklenmiş. Hayır, tektir o. Düzelt böyle. Aa, hani doluydu? O şey var ya, yayı. Açarsan elif olur, hiçbir şey değil. Katlarsan mekan olur, yok. içi boş, kendi bağlantıları da boş. Boş, bo bomboş. Bomboş onun için denmiş. Peki ne işe yarayacak? Bir at, oraya oturursun, yani sabit zannedersin. Bir oturursun, atlarsın üzerine, bir de bakarsın kendini bulutlarda görürsün. Heva böyle bir şey. Seni fırlatır. Ama ağır olursan o da oturur. Vücut bulursun, sağlam olursun. Hafif olursan seni fırlatır. Hevayı öyle tanımlıyor. Latife insaniyede şurada şeytan nerede? Melun. Ama iyi <laughs> iyi iş yapıyor. He? mi? Tamam. Bu da vicdan. Bu adam burada. Ama neresi? Neresi bu bu adam burada? Peki, hani giderken kullanırız. He. Hevanın sureti manevi nefse-i diye yazmışım. Tamam. Kanuniyeti akılda dedim demişim. Ger bütünsel kafayde yani, hakikati vicdandaki his he mahiyeti latife insaniyede. Çok ahalatı benim çok güzel. Fakat şöyle bir şey var. Ee, adam ya bir şey yok eder bu hevanın işlevi Mehmet kardeş ya yok ediyor onu ya onu ifrata taşır. Heva ifrat modu, modudur. Heva ifrat. Tabi tabi tabi. O da neyse, kalıyor zaten. Evet. Sonra, abi. Daha bir, bir, olacak da yazacağım. Şimdi yani menfisi tabi. Heva o kadar güzel bir özelliği var ki vücuda çıkartıyor. Yani insanı yani beşeri insan etmeye vesiledir. Mesela helezonik yay arasındaki boşluk gibi. Eğer kaynak yaparsanız yay estekliği gider. Yay olmaz. O bir demir olur. Atlarsan parçalanırsın. Seni bir yere fırlatmaz. Şekil almaz. Yay olması lazım. Yani o yedi tane nefsi emmarenin e, o ayıran yeri neresi? Yani niye bu ayrıldı? Nereye kadar duruyor? Nefsi emmare, nefsi lemameyle ne zaman nasıl ayrılır? O ayrılma şey nedir o berzahı? Hevadır. Orası yani heva, 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 heva. Hevanın da yedi mertebesi mi oluyor o zaman? Ya, orada yani. Ademi olarak... Evet, evet. Nerede, nerede vücut oldu? Ruhta da, kalpte de. Nerede vücut var kardeşim? Orada hevaya rağmen var. İman mı var kardeşim? Küfre rağmen var. Küfürsüz iman düşünemez. Küf La ilahe olmadan illallah olmaz. La ilahe yoktur. Ne var? İlla Allah vardı ondan. Yani bir şey reddetmeden bir şey alınmıyor ya. Şirki terk ederek itikat, küfrü reddederek iman. Hevayı terk ederek de vücut. Yani nefsin yedi mertebesi var ya. Nefse mare levame muhlime mutmaine raziye safiye natika. E bu, bunları birbirinden ayran nedir? Berzası bir berza olacak. Tak tak heva 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 de o muhakematta yapmıştık hatırlarsanız. Ha. O kelamın e, heva bir şey sistemiydi o. E, belki bu o işin vasatı mıdır acaba? İhtiyaç, iştiyak, incizat, meyil. Kardeşim eğer heva olmasa meyil uyanmıyor. Hevayı manalar. Manalar meyilden çıkıyor ya. 96 muhakemat. Meyilden çıkıyor manalar. Ma Hevanın özelliği bir şey her şey olabilsin diye hiçbir şeyi muayyenleştirmeyendir. Bir daha, hevanın işlevi, hikmet ilahisi, bir şey, yani bir şey, bir şey olmasın, her şey olabilme ihtimali, her şey kolu, bacağı alakası olsun diye hiçbir şeyi, bir şey yapmayan, her bir şeyi, her şey olabilsin diye muayyenleşmeyen havai eee havai dumanı dumanı böyle e, şekilsiz her şey olabilen muayyenleşmemiş bir mana manadır. Her şey olabilen. Ama havai manalar ne demek havai manalar? İçinde hiçbir muayyen yok, hiçbir galibiyet yok, birbirine öne çıkantı yok. Her şey olan bir homojen bir bu odada, Hiçbir hava zerresi birbirine galip gelemez. Aynı bu hava atmosferin içerisindeki havanın her bir zerresi e, şeydir mana desen birbirini halt eden mana yok. İşte muayyenleşmemiş sonsuz mana dünyasını tahrik edip muayyenleşmesine vesile oluyor. Hayır bunlar değil bunlar değil bu dememize vesile oluyor. Meylin içerisinde yani daha dibinde. Aktifleştiren geçmişin amel. Ya kardeşim iştiyak nasıl çıkacak? İncizat nasıl çıkacak? İhtiyaç nasıl çıkacak? Mail nasıl çıkacak? Ya o derinliklerdeki, dehlizdeki, o sonsuz mağma tabakasındaki madenleri yukarıya bir çıkması lazım volkanik şeyle. Bir volkan gerekiyor. Bir zelzele gerekiyor. Gur 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 gerekiyor. Elek gerekiyor. Mesela çay fabrikadan öğütüldü. hepsi hepsi karma bir ele koymuş. En küçükler tak tak düştü. Büyükler böyle meyilli. Elekten geçerken ufaklar düştü. Biraz da gidiyor, biraz da büyük düştü. Biraz da büyük düşmeden yuvarlanıp gidiyor. İşte sanki bu eleğin kendisi değil. Eleği sağlayan, elek şey, fehim. Bunu sağlayan, onu numaralandıran çay numaralanıyor. 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 7 numara. Çaylar yani bitki, büyük parçalar, küçük parçalar. Nasıl ayrıştıracaksın? Tek tek yapabilir misin o otu? Ancak böyle meyille olacak. Buradan akarken akmayla etmiyor. Bir de onu sağlayarak tutuyor. Sağlıyor elek gibi. Ufakları düşüyor, büyükleri yuvarlanıyor. O büyükleri öteki tarafta düşüyor. O tek işte bu eleği sağlayan, vücut rengini ayrıştıran bu budur, bu da budur, bu da budur. Burada. Devam edelim. Muayyen değil hiçbir şey. Homojen. Hepsi aktif. Ama o donuktu burada. Onu ne yapıyorsa burada süpürge makinesiyle mi bir hava veriyor? Burayı bir anafor yapıyor. Anafor yapıyor. Biz de onlardan ayırıyoruz. Ne ile ayırıyoruz? Muhakeme ile, hassasiyetle, iştiyakla, incizapla, ihtiyaçla, ile o her şey olan ama hiçbir şey olmayan, muayyenleşmemiş manaları, ihtiyaçları, iştiyakları, incizapları, meyilleri onları hareketlendiriyor. Bu olsun demiyor, hareketlendiriyor. Biz de bu hareketlilikten bize ihtiyaç, iştiyak, incizap, ihtiyaç, meyil, meyiller çıkıyor. Bu hareketten çıkıyor meyil. Meyil çıkıyor, ihtiyaç çıkıyor, iştiyak çıkıyor, incizap çıkıyor böyle. Bu hareketlilikten çıkıyor. Şey mi abi? Heva muayen, sürekli seni muayenleşmemiş belirsizlik içinde mi? Tut, tutmak istiyor. Evet. Belirsiz evet. olacaksın. Evet. Adam kurt, kurt bu sistemi seviyor. Bu adam belirlen, belirlenmemiş bir adam hevadadır. Seni orada tutmak istiyor. Ama heva olmazsa da iman olmuyor. Olmuyor. İman Hiçbir yani, şey olmuyor ya. Bir yani. şeyi tutuyor her gayb. Evet. Acayip yani, bir şey imkan imkanı anlatırken Adem'in ve vücudun e, eşit dereceli o eşit olur. olması hali ya Hasan abi. Biri birine Adem vücuda vücut da Adem'e e, güç veremiyor. Öne çıkartamıyor. Yok. Buna bir kudret değil. Ya de, bir şey yok. bir şey gerekiyor getirecek. Evet. Niçin lerze deprem yerine oturacak? Böyle kardeşim biz insan değil miyiz? İnsan olduğumuzu nereden bileceğim ya? İhtiyaç, iştiyak, incizap, meylim. Bunlar oynaması lazım. Bir daha Latife insani var ya kardeşim. İçinde ne var? Dört tane sistem var Latife. Yi. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Kardeşim ben ihtiyacımı, iştiyakımı, incizabımı, meylimi nasıl bileceğim ya? Ne var orada? Ne bileyim? Meylimi nasıl ortaya çıkacak? İştiyak nereden çıkacak? Ya ben nerede bileyim oraları? Neler varmış ne bileyim? Bu sefer deprem lazım, zelzele lazım. Eleği sağlaması lazım. Lerzeye getirmesi lazım. Gul 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 gul. Bu sefer binayı sağlam yapayım ya. Niye şey çıktı bu ihtiyaç? Ya baksana ya adamlar sağlıyor. Nereden çıktı sen o binanı şöyle yapayım böyle yapayım? Lerzelerden, zelzeleden. Ha işte latife insaniyede bulunan ihtiyaç, ihtiyaç, incizap meyil. Lat insanı, beşer o karması, zıttanı karması. Onların meylini Muhakemat 96 Muayyenleşmemiş buhar halindeki manalar İçinde o Nerede mailde Mailin orada bir sürü her şey mail yok mu Arabaya mail var helala mail var Harama mail var Şuna var buna var Bir sürü mailler var İşte bunu heva oynatarak mailler oluyor Gırgırgırgırgırgırgırgırgır gır 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 gır. Bu sefer akıl kalp his bilmem şey Herkes saldırıyor o sanki talan olacak şehirde herkes bir şey çaldığı gibi akıl da geliyor, kalp de geliyor. Diyor ki bunlar içinde benimsi bunlar. Ver bunları. Ver bunlar. Yani onlar vücuda çıkıyor. Onlar gözükmeye başlıyor sağlanarak. O sağlayan adam heva. Ama bazıları da sağlanırken işte o delikten aşağı düşüyor. Evet, ya kanuniyeti... Bir daha şöyle Vücudu yoktur, ademidir. Helezonik yay bir vücudu var gibi gözükürken uzaktan, boru gibi gözükürken aç böyle eliftir. Zamanla mekan gibi. Hem evet. ben mesela böyle böyle yaparsan zaman, içine bakarsan mekan, elif yaparsan ne zaman ne mekan. Heva be o. Abi muayenleşmemesi demek o zaman kudret vücut giydirmemiş. Yoksa ilim ve irade <laughs> İlim ve emirde o zaman. Evet evet evet. Kudret vücut vücudu haricisi yok. Aynen öyle. Güzel ifade edin böyle ya. kudret taluk etmemiş. Niye? İlmi vücutları var. Bu yapıyor adı. Evami şey tekminiyelerden. O. Evet. Ama ihtiyaç dediniz ya ihtiyaç ihtiyaç. İçi yani. Etmeyin. O mesela bir daha söyleyeyim. Elezon güzel şey yaptı. Şimdi uzaktan bakarsan Elezon iki ya amatısarın şeyi gibi takılan o veya kanım içinde büyük düşün. Uzaktan bakınca böyle o bir sütün, bir yapı. Tamam mı? İçine bakarsan bir mekan var. Yandan bakarsan bir yani bir yapı var içi içi bir kuşatmış bir şey var ya. Ha. Ama o helezonik yayı o kalemi İrfan aç böyle. Elif oldu. Hani ne mekan kaldı? Ne zaman kaldı? Zaman neydi? Helezonik yaydır diyor usta. hutbe-i evet. şamide. Zaman böyle akmaz. Zaman helezonik akar böyle. Altı yön önden olur. Ön, arka, alt, üst, cici falan diye. İşte helezonik yay varken zaman vardır. Helezonik yay varken içinde mekan vardır. Ama hevai bir mekan. Yani neresi mekan? Şu anda mekan var mı yok? Getir onu. Mekanlaştırdık. Bir şey çarp bakın girmiyor. mekan burası ifade edildi. Muayyenleştirildi. Bak buraya bakıyor musunuz? Burası muayyenleştirdi. Buraya kalemi vuramazsınız. Bak helezonik yay. Ama mekan oluşturdu. Bu Burada mekan yoktu. Getirdi mekan oluşturdu. Şimdi tut ucundan. O helezonik Bu ucundan da tut. Çek böyle. Oldu kalem. Hani mekan? Hani zaman vardı? Zaman tek oldu. Zaman bitti. Zaman da hareketlendiriyor mekanı da. Mekan oluşturuyor mekanı kaldırıyor. Zamanı oluşturuyor zamanı kaldırıyor.

Çıkan kayboluyor. Hemen akıl kendisine lazım olanı alıyor. Osman hayal alıyor, tasavvur kendisine iltizam, itikat, kalp, ruh, vicdan, his, zihin o lerzeden deprenen artık devletin malı gibi yağmalanacak. Herkes kendisine layık olanı alıyor. Yağmalarda mesela bir yerde yama olsa köpek nereye gider? Altına gider mi? Köpek olduğu için leşe gider. Öyle değil mi? Köpek oraya gider. Sığır nereye gider? Ota gider. Sığır olduğu için. Sen şimdi ona altını gösterebilir misin? Bir araba parçasını arabaya gider mi sığır? Allah'ım bu arabayı da bu, bu volinadan biz de bunu alalım. Herkes kendisini ifade eder hadiselerde. Ben buyum der. Kimisi leşe gider, kimisi ota gider. Kimisi yardıma gider. Kimisi götürür, kimisi giden almak için. İnsan her şeydir. Leşe gidersen leşsin demek ki. Ota gidersen sığırsın da bilmiyordu. Devam edeyim. Muayyen ve muşahhas olmamış kalpteki manaların menfi veya müsbet manaların meylimizi uyandıran sistemmiş. Biraz önce 10 dakikadan beri kendimi yıpratarak anlatmaya çalıştığım o lerze bu. Menfi veya müsbet. sahiplenirsen o elekten düşmez, vücuda çıkar, sahiplenirsen yukarıya sahiplenmezsen dibe gider. Ve nefse emmare'nin ifrat modudur. Nefse emmare'nin maddi ifrat modu his hevestir. Nefse emmare'nin maddi maddi nefse emmare manevi nefse emmare evet. evet. Evet, evet. Maddi nefse emmare, manevi nefse emmare. Manevi nefsi emmare'nin ifradı heva'dır. Maddi nefsi emmare'nin İfrat modu his hevestir. Devam ediyorum. Nefis kördür. Heva sağır olduğu için vahiy duymayan bektaşı gibi ademi teviller yeridir. Ustat diyor ki o cümleyi okumam lazım. Çok acayip demiş ya. bektaşi da şeyde Tunceli'de göstereyim dur. Nefis deve kuşu gibidir. Hayal edin. Nef deve kuşu ne iş yapar? Nefis öyle ona benziyor. Şeytan Sofes Heva ise Bektaşi'dir. Bektaşi ne demek? Onu çalıştım. Ustad Bektaşi gibi. Bektaşi, Bekta Heva da de Bektaşi gibidir. Allah Allah. Ulan bu Bektaşi kimdir ya? Bektaşi şuymuş. Bak Bektaşi nedir? Nefis körmüş. Heva sağır olduğu için vahi duymayan, vahi duymayan Bektaşi gibi Adem'i teviller yapan merkezdir. Tevilcidir. Adem'i teviller yapar. Müsbet tevil değil de menfi teviller yapar. Yani ademi mesela ve hakkımı sela namazı ikame edin. Niye namaz kılmıyorsun? Kur'an'da var diyor diyor. Şey diyor. La takrebu sela var diyor. Namaza yaklaşmayın. Ama başı var diyor. Ben tüm yani devamı. Yani içkiliyken yanaşmayın. O kadar hafız değilim. O kadar hafız değilim. He? Hevasına tabi. Ha heva. Bu hevesine değil yani. Heva ne demek? Bunu kaçırmayın lütfen. Nefis kördür geleceği görmez. Heva sağırdır, geleceği duymaz. Kör ve sağırın ademi tevil yapma, felsefe yapma melekesidir heva. Bunu daha diyemem yaz işte. Yani nefis, nefis kördür abiler, geleceği görmez. Allah rızası için şunu dinle. Heva sağırdır, Gel, vahiy dinlemez. O zaman konuşamıyor Konuşamıyor. Ne yapar? Çünkü kendisi vücudu yok. Ne konuşmasın? Sağır. 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 Çünkü yok ki yokun da sağırdır. Ha, sağır bak. E, nefis kördür. Heva sar Niye Bektaş'e nispet etti? Kör ve sarın Adem alemleri hesabına sari hakikatları tevil eden sistemin adıdır. Bektaşi ve Heva. Çünkü Heva Bektaşi gibidir. Sofestayi nedir? Sofestayi şeytan. Ne demek o? Şu. Diyor ki bak şurada göstereyim şeytan sofistayı. Sofistayı her şeyi dışarıda var eder ama kendisinin yokluğunu ispat etmeye çalışır. Ben yokum. Mesela buluşlar yapar, teknon, buhar şeyi bulur, elektronikle çalışır. Ama kendisinin var olmadığını iddia eden, kendisini hariç de ifade ve ispat etmeye kalkışandır. Kendi varlıklarına inanmayan, varlık ancak varlığını ispat ettiği şey kadar var olduğunu iddia eden bir e, felsefe akımı insandaki karşılığı şeytandır. Sen bu olsun diyor. Bu kadar diyor. Sen beceremezsin. Yapamazsın. E, nefis nedir peki? Deve kuşudur. Deve kuşunu iyi tanıyoruz. Deve kuşu kafasını kuma sokar. Deseler ki nesin sen? Ben deveyim. Yük taşı. Tembel. Nasıl taşıyacak? Ben dedi kanadını açıyor. Kuşum dedi. E, o zaman işte dedi gene tembellik işine gelmiyor. Kanadını kapatıyor yük taşımaktan, uçmaktan kurtulmak için en iyi çare bu insanlarla uğraşılmaz. Kafayı kuma sokacaksın. Ne demek? Ben kimseyi görmüyorum. Başka? Kimseyi de duymuyorum. Görmüyorum, duymuyorum. Dolayısıyla duymadığım, görmediğim yoktur. Ama hedefsin. Heva bu. Şey, nefis bu. Görmüyorum, duymuyorum. Ben kimseyi görmüyorsam kimse beni görmüyor. Ben kimseyi duymuyorum. Vahiy duymuyorum. Vahiy de beni duymuyor. Ama hiç sorun yok ama merak etme cızbız olunca seni tüfeği vurdukları zaman. Dilsizi buldunuz mu? Dilsiz he. Ya. He. He dilsiz. He o da var. O, o, da his his. His neymiş biliyor musun? Çalışıyorum. Epey oldu da şimdi bu manada kullanıyorum. His her şeyin ifade edildiği zemindir. Andadır, mazi ve müstakbili yoktur hisin. Geçmişe konuşabilir misin şimdi? Şimdi konuşamazsın. Düşünürsün geçmişi. Geleceği düşün konuşabilir misin geleceğe? Şu anda dil geleceğe dilsizdir, geçmişe dilsizdir. Dil andadır. O zaman his andadır. Fikir de, duygu da, latifeler de anda yaşama zeminidir. His ruhtaki latifeler, his kalpteki duygular, his e, vicdandaki zihinler, his akıldaki fikirlerin Ol, olduğu andır. Olması olandır. Geçmişi geleceği yok. <laughs> hatırı yok bunların. Geç, ge, hazır, andadır. Geçmiş geleceği yoktur. Andadır. Onun için his geçmişe nedir? Dilsizdir. Geçmişe sağır olamaz. Akıl gözüyle görürsün gene geçmişi. Ama yani konu, şey yaparsın da. Fakat dili yok. Geçmişe dili yok, geleceğe dili yok. Peki abi mesela olma, olmayan bir şey diyor ki ben hissettim bunun olacağını. Evet. Yani anda oldu. Yani buradaki ortaya çıkmış onu üste çıkartıyor. Ama gelecekte olacak bir şey hissettim. Çünkü niçin biliyor musunuz? O açılınca o gelecekte olanlar da o mana alemine bizim için gelecek. Onun için artık gelecek değil. Ana gelmiş. Mesela diyelim ki kurdu andığın zaman diyor. sopayı hazırla. Ne o his oldu artık. Bizim o gelecekte olanı Ana gelişinin adıdır. Ana geldi diyor. Hissettim demek. His andadır. Mazi müstakbeli yok onun. Ya da fikrine geliyor abi. He? Hissine gelmeyi biliyor. Fikrine de gelebiliyor. Evet. Ben diyor onu basiretle mesela. Oh, evet. Hissettim de adınız gibi bilin. His, mazi ve müstakbeli yok. A, mazi ve müstakbelin anda gelişidir. Evet. Peki an nedir? Mazisiz an var mı? İstikbalsız an var mı? mazinin ve istikbalin anda bulunma hallerine an deniliyor. Yani mazi ve istikbalin bütünsel hali an. Mazide, istikbalde anda bulunuyor ama his andadır. Öyle fikir gibi her şeyin andaki hali. Mesela duygular bile kendisini his de ifade eder. Fikirler his ifade eder. Latifeler, şefkatler his olarak ifade eder. Zemin yani. Ona dönüşmesidir. Mesela şefkat, hisse dönüşüyor. Mesela fikir, hisse dönüşüyor. Mesela korku, korku bir e, histir, anda dönüşüyor. Mesela e, arzu, hisse dönüşüyor, anda oluyor. Yani arzu, hisse dönüşünce beni blok ediyor. Andadır yani. Devam edelim. Biz kime talep olmuşuz dediniz Yasen abi. Evet, çok şükür. Çok Bir şükür. zaman sizinle Yeşiltepe derneğine gittik de siz de önden çıkarken ben arkadan geliyorum bana birisi dedi ki ulan dedi adam oldum da dedi yani Aslan Akar'ın köşesinden mi dolaşıyorsun dedim ulan adam olsam dolaşmazdım adam olmak için dolaşıyorum zaten <laughs> şimdi de işte üstadım öyle talep olmuşuz yani. Vallahi <laughs> ya. Bir baksana insan bir kendine felyan zor insan insan illa tami. insan yediğine bakmaz mı De, der gibi bir bakar mısınız kendinize kendimize kendimize bir bakar mıyız kimi talip olmuşuz ya ben kim ya ne konuşuyoruz farkında mısınız ya Kur'an hiçbir çağda bu kadar ucuz insanla sunulmamış ya mesela dün ki dün ki itikat iman simge sembol ve bu kadar sari İktiran dersinde ya bu nasıl bir itikat neymiş? İtikat hoca da kendi söyle. Ya sarıldık ya böyle İtikat demek ki gözü gözüken mi ya? Gözükene itikat, gayba iman. İtikadın hikayesi var. Şu bu yani bir düşüncedir. Doğru düşünce, doğru eee tarafkirliknin bütünselliği itikattır. Doğru itikada Allah'ın verdiği cevap imandır. Bir de dedi ki o şeyi çok acebime gitti diyor. İman alınmaz. İman kazanılmaz. İman verilir. İtikad kazanılır. Doğru itikada Allah'ın verdiği cevap imandır. Çünkü zatının nurudur. Zatından gidip de mi alacaksın İrfan? O veriyor sana. İrade-i cüzenin sarfından sonra irade-i küllenin mümin kulunun kalbine koyduğu, sen gidip aldığın değil, sokakta bulunmamış bu. Ama itikadın sen kazanıyorsun. İtikadın iki ayağı var. Bir, doğru Kur'an'a vahye muhatap olan bir diman. Doğru düşünce melekesini koy tencereye. Vicdandaki el hubbu filla vel ve buzu filla Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman olmayı da koy. Doğru tarafgirlik, doğru düşünceyi karma, karıştır tayin pekmezi. On ikisinin bütünselliği Doğru itikattır. Doğru itikada da Allah'ın verdiği cevap kapteki imandır. Bir dakikaya almadık. Ya. Ama 40 sene. Ya. Ama ihsan ilahi. i̇kram ilahi. Oradaki ifade koymak de değil de ipka etti diyor. Ee, acaba arasında fark var mı? Kork koymakla ipka etmenin. E, aslında e, ipkanın şeyi e, buradaki dimadaki adı koymak. İpka kalbe eee aslında şey yapısı oraya uygun olmamakta ifade edildiği anlamına geliyor. Aslı odur. Evet. Evet. Yani vasıtasız anlayabilmek için mi acaba? Evet. Çünkü vasıtasız koyuyor. Koyuyor. Vasıta yok. İpka etmek yani bir i̇lka. yöntemi i̇lka. İlka. ilka. Evet. Evet. İlka. Yani oraya biliyor musun? Yani şöyle iğne var ya iğne. İğneyi damara vurduğu zaman ilka ederler. Oraya basarlar demektir. Ama ne yapalım koydu diyeceğiz daha. Devam ediyorum. Nefis bilmiyorum. kördür. Ben de bilmiyorum. Ha burada. Bilmiyorum. Nefis kördür, heva sağır. Olduğu için vahiy duymayan bektaşı gibi Adem'i teviller yeridir. Adem'i, Adem'e ait. Bu Adem'i demiyorum. O, i̇yi iç Adem'e ait tevil ediyor. Nefis kördür, heva sağırdır. Kör ve sağırlar. Birbirine ağırlar var ya. Kör ve sar, yani nefis geleceği görmez. Heva geleceği duymaz. Ne yaparsanız yapın. işte Kur'an diyor ya bunları cehenneme gitse ki girecek. Cehennemde hayli zaman yandıktan sonra yalvarsalar, yalvaracaklar. Beni dünyaya döndür bak nasıl kul olacağım. Mehmet ne diyor biliyor musun Cenab-ı Allah fıtra biliyor ya. Onları getirsem biraz sonra gene aynı olurlar. Niçin? Onlar histeri kördür. Hevaları sağırdır, vahye karşı sağırdırlar, sünnet-i seniye kördürler. Sünnet-i seniye kör, vahye sağır. Sünnet-i seniye kör olan nefistir, vahye sağır olan hevadır. İkisini cem edip ademi teviller yapan sistemin adı hevadır. Kim bunlar diye görmek istersen bektaşiye bak. Heva bektaşi gibidir, sofestayı şeytan gibidir. Nefis de kim gibidir? Demek koşu gibidir. Ama usta da bak ya. Deli olacağım ya. Evet. Böyle tanımlama olur mu ya? Böyle nispet olur mu? Böyle bir simgesellik kullanmak olur mu? Hayran mı ya Rabbi ya? Ya Rabbi sana nasıl yakışıyorsa öyle muamele et ona ya. Ya imanıma vesile olmuş ya. Üçüncüsü de dilsizdir diyor. Maraşal için diyor. Dilsiz. <laughs> evet. Dilsiz. Allah Allah. Şey Çibaşet ya Resulallah. Çunseki seki eshabu keyf. Kıtmir asabı kefin köpeği köpek olarak hesapsız cennete giriyor. Sebebi asabı kefin köpeğidir. Hiç hesap yok doğru cennete. Hz. böyle öyle derdi. Bana diyecekler ki Hızır dur ver hesabı. Köpek hesap vermeden girecek cennete sen hesap vereceksin. Olsun. <laughs> 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 Ali? Ali? Ali atlama. <laughs> Peki hadi abiler. Akıla e, ademi, ademi atan teviller. Aklın ilgisini çekip uyandırandır. Aklı böyle var ya çıt 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 pıt 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 bir şey gösteriyor böyle. Böyle acayip bir şey. E, bir şey ne haram olursa aklın ilgisini, nefsin ilgisini çekmiyor biliyor musunuz? Haram biraz gizli olursa nefsin ilgisini çekiyor. Haram açık olursa nefsin ilgisini çekmiyor. O bitiyor. Onun için kafirler helal haram kavramı olmayan leşovişlerin senin gibi du du şeyi arzusu yoktur. Çünkü düzlenmiştir. O e, insanı arzuluk kılan hayırları olması. Hayır yapamam. Yani ku kuralı olanın arzusu şiddetli olur. Barla reddedilen arzular bir şiddet eder. Reddedilen, red edilen arzular kesbi şiddet eder. O şiddetli olur. Onun için Hazreti Ali 40 erkek kuvvetindeymiş diyor. Mesela ama her şeyi düz olanın iştahı olmaz. İşte haram, haramı düz yaşayanların artık harama karşı pek meyilleri yoktu. Senin gibi düşünme. Akıl ne yapar? Akıl haram, haramlara bulaşa bulaşa akıl olmadığı için zekidir. Akıl olduğu için Haram gizlidir. Onun nazarında bu sefer ona vehim pıt 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 pıt, 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 pıt yaparak hmm. ilgisini çekiyor. Haram ne, ne zaman cazip olur? Gizli olursa. Açık olursa cazibeti gider. Siz dersiniz ya Hasan abi şeytan yanlışların yanında değil. Düzensiz evet. doğruların yanında bu Doğru. Bilmiyorum. Ya mesela saat kaçta kalkıyorsun şu saatte? Tatil gününde de işte 11'de 12'de işte oradan girecek. Evde dahi pikniğe gitseniz, yazlığa bir yere gitseniz yine saatinizde kalkacaksınız. Oraya gittim diye bu sefer farklı kalkmak, farklı saatte yemek yemek haram değil. Ama şeytan kuralsız doğrulardan girer. Kuralsız doğrulardan girer. Zaten yanlıştan girmez. Yanlış kendisi zaten. Adamı tanıyorum bu adamı. Aklın ilgisini pıt 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 yaparak çekiyor. Nefsin aklı gibiymiş. Heva. Nefsin aklı çok tuhaf ya. Heves de nefsin nefsiymiş. Nefsin aklı heva, heves de nefsin nefsiymiş. Heva da nefsin aklisi gibidir. Hidayetin zıttıdır heva. Nefsin kalbi mi o? ona his var, heves var, heva var. Evet. Yani e, abiler heve, heve hissi evet kalbi değil de his ne biliyor musunuz? His hiçbir şey değil, her şeydir. Andaki olanların olmasıdır. Olabilmesi. Fikir, ortaya çıktı. Ne demek? fi His oldu. Duygular var ya, duygular veya iştiyak, incizaplar, şefkat, muhabbet, aşk, şefk. Bunlar anda bize şey yapıyor ya, aktif ya. İşte muhabbet şöyle yapar, adavet şöyle yapar, hiddet böyle yapar, arzu, iştiyak, incizaplar böyle yapar. O andaki an hali, an hali malzemesi, kalıbı. Yani ruhu şefkat, cesedi his. Yani o ona bürünmüş, ona dönüşmüş. Olmakta olanın olma anı. Yani an mazisiz, mustakbelsiz değil. Mazi ve istikbalin beraber bulunmasına an denilir. Yani an istikbalsiz olamaz, an mazisiz olamaz. Olması olmakta olandır insan, an. His böyle bir tuhaf. Onun için o acayip şeylere gireceğiz dedik. Çok tuhaf. Şimdi Adem'den vücuda çıkma anı mı? Ee, anı. Hangisi? Adem'den vücuda çıkma hida. anı Hidayet. Evet, his. Ha his. E, his böyle e, çıkma anı. Onlar Adem'den vücuda çıkıyor. Şefkat, muhabbet ama his e, bedensel enerji yani her şeyi olabilme e, esmaların, cil ve cemal nakış sanatlarının dördünün hamur olup e, mahluk hali. Yani kudretin taluk etmesinin zemini işte. Aynen öyle. Veya şeyin bak bir daha. Şuraya pekmez tayin karıştırıyoruz ya. Buraya e, cil ve esmaların, cil ve cemal, nakış, sanat, Karıştır, karışık karıştır. Onun manyetik bir vücut vücut. O vücutta, e, toprakta, kavunda yetiştir, biber de yetiştir. Her şey. Yani bir şey fikir geliyor olma olacak. Ya arkadaşlar, e, hayal, fikir, düşünce. Hiç düşüncenizi düşündünüz mü Düşünce düş, düşünce nedir ya? Düşünebilmek ne demektir? Biz yalnız içine biniyoruz, hayal ediyoruz. Bir hayal edeyim. Lan hayal etmek ne demek ya? Hayal, etten hayal olur mu? Hayal kendisi nesi, nedir ya? Hiçbirisi buralı değil. Düşünceni bir düşün bakalım. Düşünce düşünce değil ya. Düşünceyi düşüncenin içine koyuyoruz. Bu ayenleşme hali sanki. Evet. His, muayenleşme anı. Muayenleşme anı. An, an, Muayen andadır. Mazi ve müstakbeli yok. Ama mazi ve müstakbelle beslenen an. Mazi ve müstakbelle beslenen anın adı his. Ma Osman, mazi ve müstakbelle beslenen andaki hali. Andaki hali his. Düşünce zaten his olmuş. D eğer düşünce geçti mi histir. Otomatik yani sen hey his devreye gir demiyorsun. Dü bir düşünce geçtim his. Tamam. Onun için düşünce güçtür demiştik. 10-15 sene, 20 sene önce adam izin aldı Allah razı olsun kitap yazdı ee, Sonsuz güç diye. Ya böyle bir kitap. Nur talebesidir. Yaz kardeşim dedim ama risalesinde de şey ver, verdi çok şükür. Verdi. O eskide CD yok da kasetlerin olduğu dönemlerde. Heves de nefsin nefsi, heva da nefsin aklısı gibi. Hidayetin zıttı heva. İşaret edeceğiz. Allah hidayet. Hidayet de <gülüyor> <yemin> <gülüyor> aslında ya. Zıttı yani, zıttı yani şu belirsizliğe atan, hidayet belirlenen. şeyde onu şey yapmam evet, lazım. Evet, abi, şey çok iyi, olabilir, nasıl geçiyor şimdi onu indirmem lazım. Tamam, tamam, heva Huda sürekli konuşulmuş. Heva ve Huda diyor. Evet. Huda Allah ya hidayet. Evet. Ya Heva ya Huda'dır ya Heva'dır evet, diyor. Evet, i̇şte ya bir tanesi o galiba şimdi hatırladım. Yani bak ya hü Hüda ya Heva diyor. Evet. Ya insana hakim ya o ya o. Ya insana hakim Heva'dır ya hudadır. Yani Heva'nın zıttı ben Hüda olarak gördüm. Yani ya o odur yadır. Evet. Öyle diyor zaten. Hidayeti istemeyen olur. Hidayeti istemeyen. Şimdi beşinci sözün sonunda var. Hidayet ve tevfik. Erhamun Rahim'den istediği. Evet, evet. Ya, o zaman hidayet. yani hep şu abiler heva bu dersten çıktıktan sonra her şeyi muayyenleştirmeyen, mutlak muhit bırakan, anlamsızlığa iten sistem, sizin sistemi adı. Hem de sonsuz ha, sonsuz muayyenleşmemiş, belirlenmemiş, anlamlandırılamamış, manalandırılamamış iştiyaklar, incizaplar, ihtiyaçlar, meyillerin bütünselsiz bütünlüğü. Şeyde, Nemaat'ta şey, şey geçiyor abi. Suret hizmetinde heva heves yerine hüdayı hidayettir. Bak. O hüdanın şeylidir, insana layık tarzda terakki ve refah. Evet. Suret hizmetinde heva heves yerine ikili hı hı. hüdayı hidayet. Evet. Hidayet. Hı hı. Sanki heva hüda, Hidayet ne yapıyor biliyor musun? Hidayet. İşaret icazda şöyle geçiyor. E, icazda diyor ki hakkı hak, batılı batıl bilmekten fikir ve his, yanaşma ve kaçma melekesi. Hidayet. 61. sayfada hidayet için Burak diyor. Burak hidayeti binersen diyor. Hatırladın mı? Trabzon plakası 61. Daha hiç unutamazsınız. Ta, Davut. Burak'ı hidayete binersen, yani. Benim aklımda Burak'ı Tevfik diye kalmış. Burak'ı Tevfik de var. Hidayet de öyle. Yani bunlar ne ne oluyor biliyor musun? Ne için dedi bunu biliyor musun bu adam? Çok acayip. İşte kendisinin kendisine ne kadar meçhul, gaypti. Gayplığın bilinmesi muayyenleşme başlamış demektir. Et ve kemik zannediyorduk. Basit basit şeylerde gövünüyorduk, kızıyorduk, üzülüyorduk, peşine koşuyorduk. Allah Allah bu ne ya bu çocuk bu, 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 bu şey Aa işte şu şu rüzgarın sesi hidayet Havada ise dışarı çıkın o esiyor bir şey yok Mutlak ve muhit bu bina benim o huda bana vurduğu zaman ses çıkarttı, istik çaldı Eğer onu ben o neye öfürüp de şekillendirirsem dima olur Mutlak ses. Ne öfürüyorum, Ne çıkar? Hiçbir şey. Ama ona şekiller verirse anlam yükleyen dimadır. Yedi tane. Altı tane burada delik, yedincisi burada. Ona mutlak her şey olabilen o nefes şarkı türkü olur ama ilahi de olur. Gel olur, git de olur. Yap olur, yapma da olur. O, o deliklere şekil veren işte bu hidayet. Dima yani. O hava nedir? Heva. O hava her şey, her mana, her türkü, şarkı, ilahi, Kur'an da olur. Sesten, havadan, hava ile sen Kur'an da okursun, ilahi de okursun, şarkı, türkü de yaparsın. Batılı da imanı da yaparsın. Ama bu her şey değil mi? Ola, olamaz mı hava? Her şey kullanılır, her şeyde. Hava bu işte. Hava, heva. gayri zaruri zaruriye getirmeye çalışan Abi kötü bir şey değil ya. Yok. Abi. Ya Adem Aleyhisselam Ana, bilmesen... cenneti cennet yapan hevadır aslında. Evet. Yani nasıl yapıyor? Cenneti cennet yap. Bilmiyordu ki cennet Bilmiyor. olur. Yani o sistem beşeri insan yapma sistemi çalışınca hevayla başlar. Evet yani acayip bir şey ya. Yani var ya bu benim misalim gır 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 gır. Ne oluyor ya dedi. O alttakiler, üsttekiler, sağdakiler, soldakiler, yandakiler, bu taraftakiler birbirine karıştırıcı böyle elek gibiyiz. Eleğin kendisi değil. Sağlanan. Çünkü vücudu yok. Elek vücudu var. Bu sağlanma. Peki. Hani ehli cehennem diyor ya, Ya Rabbi bizi gönder. Biz göreceksin. Ee, nasıl nasıl olacak, yapacağız. Hmm. Niçin söylüyor peki abi? Çünkü orada heva yok ki. Hevası alındı ondan. Abi. Evet, doğru. Ama Allah biliyor ki tekrar ben seni oraya göndersem oranın iktizası olan fiilleri ve şeyleri verecek. Acaba havayı kaldırsak, havayı sömürsek. Ben yerinde gördüm. Böyle bir torba getirdi. Çok ben ilk defa görmüştüm. Hani biliyordum, tahmin ediyorum ama görmemiştim. Böyle bir naylon getirdi. İçine battaniye koydu. Süpürme makinesini bir bastı. Emdi o geniş vardı ya şey. O torba battaniye. Bir baktım ha bu kadar bir şey oldu. O oh, kapattı. Yani hava da alınsa ne olur bu dünyada? Peki proton, eleton arasındaki de hava alınsa ne olur? Biraz aşağı inelim. Çay kaşığı kadar olursun. İşte o bu kadar büyük tutan heva, hava. Hevaya. Vücudu yok, vücutları belirliyor. Adem. Diyor ya biz cennette canımız sıkılmayacak mı? Bura gibi düşünüyor. Var ya şey bu, gibi, toplam. depremdeki gibi. Evet. E çocuğa bak, sen aç mısın demiş. Bu kendimiz gibi düşünüyoruz. ördü beton içinde. E, yok dedi ben amcalar yedirdi, ablalar yedirdi diyor. 3-4 e, e, günden beri orada 2 saat mi yiyecek? E, böyle düşünüyoruz. Herkese farklı akar kardeş. Evet. Bu hayat farklı akar. Bir de Mehmet abinin sorusuna cevap olarak aldı. aklıma geldi. Abi hevanın alınması değil de sanki hakikatine vakıf olmak ölünce. Yani e, alınmıyor. Bizim için de mesela şu an bir nebze tevayı biliyoruz ama bazen günah işliyoruz, tevbe ediyoruz, tekrar günah veriyoruz. Evet. Hmm. Aynı sistem orada da... Alınmıyor da... Olduğu için. Evet. Da, bir şey alınmayabilir. Basata çekiliyor veya sürekli... Hakikatına, Hakikatına. Evet, evet. bunun varlığının hikmeti vücudu bilindiği anda tersine dönüşüyor. O burada tan tanınmamış, tatılmamış, tadılmamış, bilinememiş lezzetlerin sebebi vücudu buradaki kaza, kazanımsız kazanımlarımız olan hevadan kaynaklanacak. Yani hevanın artık suretinde değil de hakikatında olmuş olur. <laughs> cennet hakikatıdır. Evet. değil tabi. Devam ediyorum. Abi bir de şey gibi sanki o zaman bu zemin hani bir şeyin tespiti için ona uygun bir başka ortam kullanılır. Turun sol kağıdı diye bir şey vardır. Turun sol kağıdı kullanıcı o eğer uygun malzemeye karşılık geliyorsa rengi değişir. Sanki hevada bütün bunların zemini <laughs> Ama kendisi bir muayyen vücudu yok. Evet. Niçin yok? Muayyen mesela muayyen e, niye Allah gözükmüyor? Her şeyi gösterdiği için. Eğer kendisi gözükse hangi her şeyi gösterir? Kendisi gözükmemesi lazım ki. Eğer peki gözükmeye kalksa hangi şekle gelecek? Hevada Vücudu yok vücutlara sebep. Muayyenleşmemiş, muayyen olmayan bir şey. Niçin böyle? Muayyenleştirsin diye. Bu muayyenleşmiş. Bu kazma olmaz artık. Ama bunun malzemesi var ya madde kimyasal. Şekil almamış, erimiş. Halde bulunuyorsa bu kalem kazma olur. Ama kalem değilse bu kaleme kazma denmez. O zaman bir soru soracağım. Hazreti Musa e, hevayı nasıl görmüş? Niye soruyorum? Siz dediniz ya Allah muayyenleşmediği için görünmez. Hazreti Musa ise diyor ki ben seni görmek istiyorum Allah'ım diyor. Cenab-ı Hak da sen beni göremezsin diyor ayette. Şimdi siz böyle deyince Şeriat Peygamberi e, o muayyenliğin muayyenliği muayyenleşsin istiyor Cenab-ı Hak. Ama muayyenleşmeye doğru bir adım diyelim dünyevi tabirle atınca muayene olacak bir yer ortadan kalktı. Kaldıramıyor. Mesela 500 bin voltluk keban enerjisini hiç ara, aracıları devre dışa binaya bağla. Ne olur? 500 bin voltluk kebandan, evet keban değil mi? Evet kebandan geliyor ama direkt bağlasa ne olur bu bina? Duman olur. İşte Allah da perdesiz bir tecelli etti. Madde ediyor diyor. Sen parçalanma sen bana lazımsın. Bak diyor, sende daha tahammülü ağaçtır. Sen et kemiksin, hemen şey yapar, erir. Ağaç daha şeydir. Orada bir tecelli ediyor. Ortadan kalktığı gibi kendisi de bir oluyor, bayılıyor. Her şeyin sahibi bir şey olmaması lazım. Her şeyi gösteren kendisi gözükmemesi lazım. Mekan, mekanı yapanın kendisi mekanı olmayacak. Mekandan önce olduğu için. Eee devam edeyim. Hidayetin zıttı. Gayri zaruri zaruri zaruriye getirmeye çalışan. İhtiyaç mı? O? Mesela ikide bir telefon niye değiştiriyorsun? Hevadan. Niye araba iki bide diyorsun? Hevadan. Niye el gömleğin vardı bir daha alıyorsun? Hevadan. Yani hepimiz. Niye <laughs> derse şey yapmıyorsun? Tembelliğin alt verisi hevadan. Abi özür dilerim o zaman hevayı bastırmanın asıl ana hatlarını bulmak lazım. İşte o, o, da geliyor. O da kullanılıyor ha. İşte şu şudur, şudur budur denmez. İşte bu ders bu. Bu ne olduğunu zaten onu çalışıyoruz. İstibdad eden yani bir şey tanıyacaksın ki karşıtını getireceksin. Adam bilmiyoruz ki. Mesela hiç böyle bir etsane bir ilaç gördünüz mü? Ee, bir ilaç yaptı adam koydu. E, bu, bu ne ilacı? Valla belli değil daha. Gelecekte çıkacak bir hastalığın tanımlanmamış, bilinmemiş, ortaya çıkmamış bir hastanın hapı. Böyle bir hap var mı? Böyle hap olur mu? Olmaz. İşte hevayı tanıyacağız ki ha diyeceğiz. Bak. Abi çocuklar mesela çocuğa gecenin yarısında de ki şunu yapalım de. Yapalım der. Onu yapalım der. Onu yapalım der. Ne desen tamam der. Çocuk böyle her şeyi... Çünkü heva, çocuklar heva çok galip. Niye? Mu muayyenleşmemiş hayatında. Her şey, hatta elini vurur, kırar. Sebebi ya ne kadar cüz Hayır, elini deniyor. Elini de deniyor, bu nedir ya diyor. Elini tanımaya çalışıyor. Onu tanımaya sonra, elini vuruyor. Aa, acıdı. Aa, ağlıyor. Aa, acıyormuş. Bu başka bir şey. Elini şaşırır. Parmaklarını operatör gibi kullanması iki senesini alıyor. E ya. Allah İki yıl öğrenir yani elini kullanmayı. Şimdi bu tuhaf değil mi ya bu çıkıntılar? Bazen bakmıyor musunuz ya? Böyle bazen. Şu. Bu çıkıntılar tuhaf değil mi? Normal mi ya böyle? Çıkmış ya böyle. Bir düşün ya. Ben neresinde bunun neresindeyim ben? Uzantılar hani ben miyim? Şimdi demiyor muyuz yani? Şimdi demiyorum da. Evde bakın ya. Bu hakikaten çıkmış ya. Bu ben neresindeyim bu? Ben, ben, bu ne ki ya? Hiç ben buna benzemiyorum ki. Böyle bir fıtratım da yok. Elsiz her şeyi tutacak fıtrattayım. El neymiş? Her şey her yerde olma fıtratımda bir yerdeyim. Kutuya sokmuş ya. Kaburgaların içinde yaşanır mı ya? Bir de binanın altından korkuyoruz. zaten binanın altından. İtikadın altına gitmiş. Youtube'ların altına kalmış. Binanın altına kalkmaktan korkuyor. Zaten kalmışız aşağıda. Acayip bir şey ya. Kaburganın içinde yaşıyoruz ya. Ne yani? Çok iyi bir yer mi? E, zıttını bilmiyoruz ya. Burası için, burada yaşamak çok iyi bir yer. Ne ya kahveli şuna? Her yerde olayım ya. Ne öğrenmesi ya? Öğrenmeden öğreneyim. Almadan alayım. Gitmeden olayım. Her şey olayım ama hiçbir şey olmayayım. Hiç yaşlanmayayım. Hiç alışmayayım. Bu boyum ya. Be. Ne işim var kaburganın içinde ya? İkide bir ölüm var, deprem var. Bilmem. Bununla mı uğraşılır ya? Bırak ya artık ya. Değişim geliyor. Sana bu şey ayet var ya... E havasını ilah edinen kimseyi görmedim. Erayte erayte men tehaze ilahehu hawahu. Fahante fekun aliye vekile Furkan suresi 43. ayet. Yani hevayı ilah ediniyor. Heva. 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 Ne biliyopuz? Hüda'nın yerine hevayı koyuyor. Hevayı koyuyor. Yani Allah muayyenleş diyor. Disiplinli ol. Bir şey ol. Heva ise men tehaze ilahehu hawahu. Yani niye heva iş yapıyor? Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey, hiçbir muayenleşme Yok. Kendisi de yok. Hiçbir şey de yok. Her böyle bir tuhaf. Acayip bir şey. Abi. Men ittaka zahe hu Abi ama bu şekilde bir şöyle muayenleşmemek demek neden küllileşmek anlamına gelmiyor da bilakis cüzüleşmek anlamına geliyor? Niye yok olmak, vücuda Tam gelmek? Tam tersine ya. Niye öyle oluyor? Çünkü disiplin demek, programlı olmak demek bir hat içine girmek anlamına geliyor aslında. Bütüne sahiplenmek içindir. bakınca sanki cüzüleşmek gibi geliyor. Gibi basit gibi geliyor. Yani bir disiplin olmak zannediliyor ki hürriyettir. Şey e, ce cebirdir. Esaret Esarettir. Oysa disiplinsizlik esarettir. Bur, buradaki problem abi benim tefekkürüme göre aslında biz bedeni kendimiz sandığımız için abi evet. bedenin normalde bedenin şeriatla devam etmesini anlayamıyoruz. Yani bedeni evet. evet. Ben zaten şeriatla... Bir sebebi de o. Ama bedenim şeriatla hareket etmesi gerekiyor. Ben kendim bedenimi sandığım için kendi hissiyatımı bedenimde uygulamaya çalışıyorum. Bu da çatışıyor yani. Yani Hakikaten o söylediğin çok hoş, çok orijinal. Yani mesela disiplinli olmak, muayyenleşmek zannediliyor ki küçülüyorsun. Zannediliyor ki sen hürriyetin alındı. Tam tersine ya. Bütün böyle oluyor. Yani bileti almadan teleferiye bilemiyorsun işte. Yoksa sen yürüyeceksin. Teleferinin altından yürünür mü o dağ taş, o dağ tepeleri? E ne olmuş yani bilet ama? Yok ben giderim kardeşim. Ne kalıplara bineceğim, ne teleferiye bineceğim. O zaman git hadi bakalım. Gidebilecek miyiz o dallar tepeli? Daha 59 günümüz var. İki aylık mesafede bir gün harcayacağız ya. dünyada. Dünyada bir gün kal, ne kadar yaşadığın ufuk bir gün sayılacak. Daha cennete gitmek için o has çiftliğe 59 günümüz daha var. Çok işimiz var ha. Uhu. Ya bineceğiz. Bir size söyleyeyim mi? Adım gibi biliyorum. Yavuz Selim. Onu abi ya. Evet. Yavuz Selim. Bizim depremde öldüğümüzü biliyor. İnanın. O canlı, o Allah Allah. Şehit olduğumuzu biliyor, şehit olan. Nereden çıkartıyorsun? Ee, Ubeyd gibi bir yeğenim diyor, şehit oldu toprak altında ama şehit olduğunu bilmiyor. Beni şehit biliyor, bana yer hazırlıyor diyor. Hasan abiler şehit oldu, vay be hanım hanımıyla vesaire dersler yapıyorlar. Aynen sistem dünya devam ediyor. Bizi şehit biliyor, şehit olan. Şehit olan bizi şehit biliyor. Ve abiler gitti be, vay be. Ne kadar üzülüyor biliyor musun? Biz ona üzüldüğümüz kadar. Evet. O biz İstanbul'da abiler de şey, depremde gitti ya. Evet. O şehit olan bizim şehitliğimizi biliyor. e, kurtulan aslında çıkan binadan değil, kurtulan geçendi. Teris olan, şehit olan bizi şehit biliyor. Niye? Yani Hasan abiler nerede? Ya eşi diyor. Al onlar şehit oldu ya. Yapma ya İstanbul alt üst olmuş. Kardeşler gitmiş ya. Evet öyle. Evet evet. Evet. Evet bizi şehit biliyor. Vallahi bizi şehit biliyor. Bizi öldüğümüzü biliyor. Şehit bizi şehit bi bizim şehit olduğumuzu biliyor. Işte. He? <gülüyor> <gülüyor> Biz de olabiliriz. Bazen <laughs> diyorum ya aramızda bazı aramızda bazıları dedim bir, bir, kişi, bir, iki kişi var dedim tepecikte. Derste geçen hafta öldü gömdük. Ama derste öldüğü için talebini öldüğünü bilmiyor. O zannediyor hala ders dinliyor. Ama dedim onun delilim de şu. Şu anda kendisine bunu vermiyor. Hayır ben değilim diyor. O diyendir işte. Ben değilim diyen kendisidir. Peki ben ölmediğimi nereden bileceksin? Şehit hay bilir. Aynı yalan demiyor. Kovtobe. Yalan demiyor. Allah söylüyor. Hay biliyor. Biz hay. Acaba şehit miyiz değil miyiz? Nasıl bileceğiz? Günah işleyebiliyorsan. Eğer günah işleyebiliyorsan. <laughs> Buradasın. Kesin ben de öğrendim. <laughs> Ama Yavuz Selim bunu hatırına gel, Bizi şehit biliyor. Hepimiz. Hiçbirisi yok. Kalktı biliyor musun? Kalktı. Adıyaman Kahta'da haber duyulmuş. İstanbul yerle bir, yerle bir olmuş. Hiç kimse, bütün abiler gitmiş. Ondan sonra şu anda ne yapalım? Kaldığımız yerden devam edelim diye dersine devam ediyor. Aynı sistemle devam ediyor orada. Ve kıyamet kopunca e, o da kıyameti bekliyor. Biz de bekliyoruz ki buluşacağız. Veya kabir. E, şehit tek tek ki, kabire girenleri şey görmez. Bütünsel görür diğerleriyle. Kıyamet kopunca, vay ben mi önce şehit olmuştum? Ya. <laughs> önce sen olmuştun. Bizi şehit biliyordun çünkü şehit olduğun için. Fark etmiyor ki zaten. Önce sen. Hakikaten ben önce oldum? ciddi mi ya? Yani ben ben ha sizden önce vallahi ben çok üzülüyordum size ya. Dua ediyordum. Ne kadar cüz okudum size. He ya, bir ortalık birbirine bak. Ya de... düşünebiliyor musun? Bak. Ölmemek için şehit niçin isteriz? Behçet şehit ölmemek için isteriz. Ölme diye ölüyoruz. Sisteme bak ya. Ölmemek için ölü, ölünür mü ya? Şehit oldu mu? Yavuz bizi şehit olduğumuzu biliyor. Vallahi böyle. Vay za zavallı Yavuz'un be. Bizi üzülüyor. Ne tuhaf. Aynı anda biz de ona üzülüyoruz. Aynı anda. Şimdi Allah da bunu seyrediyor. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu devirde vahdeti vücudun e, kendi maksadı için kullananlar, panteistler, sofistaylar de ne diyor? Biz oyuz diyerek aslında muayyenleşmeyerek aslında hevasına tabi olduğunu kendi diliyle itiraf etti. Aynen öyle. Harika bir şey yaptı. İtikatta kullandın. Doğru. Niye namaz kılmıyorsun? Diyor ya haşir hakkında. Ölünce, ölünceye kadar haşir kıyamet senin kıyametin haşir. Vefatın sana yakin olana kadar dev, namaz kıl. Ki Allah Resulü vefatına kadar kılmış. Adam diyor ki yakin gelene kadar Rabbin namaz kıl. Adam diyor ki ben Rabbime iman ettim. O kadar hissediyorum ki yakiniyetim tamam namaza gerek yok. Onun için e, şeyler panteistler namaz kılmaz. İstibdad eden, heves tahakküm eden. Heva istibdad eder, heves tahakküm eder. Hulasa yazdım ya toplamalarına kursa sonra. İçi boş sıfır gibi her oluşmamış muayen olmamış manalara zeminsiz zemin olan adem gibi sıfır gibi. Sıfır hem eksiği hem de pozitif harfler, sayıların zeminsiz zemini olan heva. O okuduğum şeyi ancak böyle olasa yapabildim. İçi boş, sıfır gibi. Hem eksiği hem artı tarafı ama her şeyi gösteriyor. Ama kendisinin bu muayenliği yok. Kainatta kara delik, Ali kainatta bırakmaz Hasan seni. Kainatta kara delik, iç aleminde heva yok. E Nefsil emirde matematikteki sıfır, e, sıfır hem eksiği hem de pozitif zeminsiz zemin olan hava. Allahu alem kapta Adem sistemi. Latife insaniyedeki Adem. O nefi be, e, nefis kötü bir şey değil ha. Bir tanesi şey. Levame ne kadar iyi bir şey? Ne, levame demek günah işlemez değil ha. İşler lanet olsun be. Hmm. Nereden şey yaptım içtim ya? Allah kahretsin ya. Abi. Levame. Hmm. Sen de var değil mi? Sen o, o, zaman makamdasın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> var var. Lanet olsun nereden yaptım ya? Ben nereden çıktı ya? Böyle vicdan azap çeken adam lefsi levamededir. Nefse marede olan insan kendisi nasıl bilir? Günahı miskamber kabul eder. Hmm. Önüne gelen günahı yapar. Bunu fırsat fırsat, akıllılık, şey, zekilik kabul eder. Fırsat zanneder. Günah işlemeyi fırsat bilir. Nefse emarede. Ama düşer, lanet olsun lan. Ben nereden düştüm ya? Lefsim levame. Ondan sonra iddia ettiği davayı yolunda haz alıyorsa nefsi mutmainne. Aa, devam bu benim. Relax. Hayat bu. Keyif bu. Devam. Hadi koçum. Nefsi mutmain ol nefis demek burada nefsemar değil insan demektir. Meyverisalesinde me 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 şu alarda diyor ki namazı kılmayan nefsine zulmetti. Namazı kılmayan nefsine zulmetti, o nefsemar değil. Ba çoğunlukla Risale-i Nur'da nefis insan makam insan olarak kullanılır. Eğer menfi ise nefsemar eder. Bak, heva içi boş zıfır gibi. Her oluşmamış, her muayen olmamış manalara zeminsiz zemin olan Adem gibi sıfır gibi sıfır hem eksi hem de pozitifin zeminsiz zemini olan heva Allahu alem kaptı Adem sistemi çünkü vücut Adem'den tebaud ediyor manalar da kaptan uyanıyor ee, vücut nerede tebaud ediyor Osman uzaklaşıyor Adem'den ee, muayyenleşmemişlikten vücuda o zaman Adem, Ademin içi var mı yok? İçsiz içinde heva varmış. Vücut Ademden tebaat etmek. Manalar nedir? Kapten çıkar. Nereden çıkar? Ademden çıkar. O zaman kapteki Latife insaniyeden. Oradan çıkıyor. Bir tuhaf ya. Ola kendi tanıdık insan ki seyahat ediyor ya. Seyahat etmemizi delili nedir şu anda seyahat? Huzurdur. Allah biz onayladığına. Çok şükür hamdolsun. itikadımız olmakla beraber şu anda haz vermiş. Bu haz ve heyecan vermeseydi fizandan gelmezsiniz. Biz de bu saatlerce bu şey olmazdık. Matap olmazdık. Bu hazı vererek huzur, huzurda olduğumuzu gösteriyor. Hazır olduğu için biz huzurdayız. Alameti de fuyuzattır, huzuzattır, refaattır, ruhlanmak, rahlanmak ve ferahlanmak. Şu andaki ya hal yani. Da vasatta. Vasat, şu anda vasatta. Bizim evet. Bizi mua muayenlikten atamıyor şu anda. Onun için kurallı yaşama. Bak şeytan hevayı kullandırarak muayen kuraldan kuralsız mı? ben bunun bir yolunu bulur gilerim. Yani bu adam kuralsız yaşıyorsa mutlaka ben bir yolu bulurum demenin adı. Kurallı yaşayan hevasına tabi olmadığı için bu adam yapacağı belli. Bu adam pazar dersi var. Bu adam bu saatte kimseye randevu vermez. Şimdi hiç bana hiçbir pazar, bu pazar burada ders yapma diye hatırıma hayalime hiç gelmemiştir. Yani düşünce gelmedi. Düşünce fiilden demiyor. Çünkü niye? Kurallı yaşadığımız için girecek bir yol şey yapmaz. Yalnız ne yapar? Size de bana da şöyle yapar. Namaz kılma demez şeytan. O kadar gerizekalı değil. Şeytan zekidir. Namaz kılma demez. Evet. Namazı zaten kılacak bu. Kalitesini düşüreyim der. Biraz biraz sonra bir kıl. Biraz daha bir şey yap. Biraz. Uyu uyu. Bu iş bitsin. Ya, tamam daha vakit geçmedi. Diyen şeytan neyi tahrik ediyor? Hevanı. Muayyen dünyasına atmıyor seni. Bir daha şuraya okuyayım. Vücut Adem'den tebaat ediyor. Manalar kapten uyandığına göre manalar uyanmasına göre manalar ademi manalardan tebaüt etmi. Hevai muayyensizlikten manaya döndün Davut. Demek ki orada. Heva orada. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi e, kelam sıfatından gelen e, şeriat şeriata heva tabi olmayınca bu sefer irade sıfatından gelen kainattaki adetullah'a mahkum oluyor bile. Mesela adam sabah namazına şeriatın emir olarak kalkmadığında onun vücudu adetullah'tır. O saat 10'da 11'de kalkacak illa. Kalkmak zorunda. Bunun aynısı hayatındaki her şeyde böyle. Eğer o kendi iç dünyasında vahiye uymazsa adetullah da uyma Zaten adetullah onu mutlaka bir yere sok. Adetullah'la mutlaka bir yerde olacak. Bu sefer Peki. kendini, kendini unutmuş olduğu Artık o her şeye maruz bir şekilde Adetullah'ta bir oraya Eğer kalkman gereken zamanda kalkmamışsan kaldırıldığın vakitte kalk kalkacaksın. İstediğin zamanda kalkamayan istenildiği zaman kalk kalkılmaya mecbur olan adamdır. İstediğin zaman kalkamamışsan istenildiği zaman kaldırılansın. İstediğini yapamıyorsan istenildiği gibi yapılansın. Veya Olman gerektiği yerde değilsen, olmaman gerektiği yerdesin. Hevanın akibeti yok. Yani vahye istikbale sar bektaşı gibi tevilcidir. Hevanın, hevanın akibeti yok. Yani vahye istikbale sar olduğu için Bektaşi gibidir, tevilcidir. Tefekkürle ortadan kalktığı için heva şey dedi ki İsa nasıl kalkar dedi? Dur dedim acele etme geldi. Tefekkürle heva, tefekkürle yani mutlak düşünceler, mutlak manalar, mutlak meyiller, mutlak iştiyak incizak, mutlak her şey. Kıblesine koyan en büyük sayık tefekkürdür. Tefekkür ehline ne vehim ne vevsiz. Panik atak olmaz. Tefekkür ehline panik atak olmaz. Tefekkür mesela tefekkür ediyorsun. Panik nasıl gelsin? Ara boşluğudur panik. Ara boşlukların yer yer ara boşluklarda aktif olması, atak oluyor. Panik yani anlamsızlık zaman zaman ortaya çıkıyor anlamına geliyor. Panik başka bir şey, atak başka. Panik atak. Panik korkunun yer yer zaman zaman aktif olması. Korku. Korku ne demek? Tanımlanmamış. Anlamlandırılamamış kontrol edilememiş şeylerin bütünselliğine Furkan panik deniliyor. O panik yer yer geliyorsa atak geldi demektir. Başladı demektir. Atak gene başladı. Panik başladı. Yani paniğin içerisine tanımlanmamış, anlamlandıramamış, kontrol edilememiş korkuların bütünselliğidir panik. Bu kadar doktor gitsen kitap okuman lazım. Paniği anlamak için. Ha bu kadar şey. İçerisi korku. Ben yanlış mı anlıyorum acaba? Yani tefek, şey hevanın masada gelmesi tefekkür olabiliyor mu ney? Tefekkür ne yapıyor biliyor yani, musun? O zaman da heva olmuyor yani. O heva artık heva seni hep anlamsız mutlaklığa bıraktığın zaman seni artık o şöyle bir şey var gelecek de acele edeyim. Ben sizi neye görüyorum? Göz şu an gidiyor çapı geri geliyor. Ha şimdi. Dehliz niye insanı korkutur sipsiya, karanlık? Niye karanlık insan korkar? Göz şuayı gönderir, çarpıp geri gelmez. O şua gider de gider, dibe gider, kaybolur. O şua gittiği yer kaybolduğu için ben insan kendisini kaybedeceğini zanneder. Heva böyle bir şey atar, dehiliz atar. Tefekkür ise e, dima, vicdanı, kalbi, bütün sizden hangi olursa olsun hepsini kıblesine koyandır. Yani dönüşüm oluyor galiba. Heva mesela vasata gelirse e, dönüşüm oluyor. Ne oluyor? Bir his gibi oluyor. Yani hevanın vasatı yok. Onun ismi bir başka bir şey. Onu anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani tefekkür abiler seni buna ters çalışıyor. Heva mutlaklığı atarken tefekkür ise seni mu muayyen bir kalıba, sisteme, kıbleye koyar. Kıbleye koymak tefekkür sonuç değildir. Tefekkür yöntemdir. Manalar ise tefekküre verilen cevaptır. Manalar tefekkür sonuç değildir. Tefekkür ediyorum. Te, tefekkür nasıl ki fikir sonuç değildir. Bir hedeftir, bir yoldur. Tam projedir yani. Tefekkür bir yöntemdir, süreçtir. Ona verilen cevap ise manadır, hazdır, feyizdir, huzurdur. Huzur şu anda bizde huzur olmasın sebebi tefekkürümüze verilen cevaptır. Tefekkür yöntemdir. Tefekkür sonuç değildir. İlim sonuç değildir. Namaz sonuçtur. Namaz bilgisi sonuç değildir. Namaz bilgi vesvese bilgisi, vesvese risalesi sonuç değildir. Süreçtir. Sonuç değildir. O bilgiyi yaşarsan o vesvesedeki şeyi kuralı yani nedir o? terk edersek vesvese bilgileri vesvese ilmi olur. ilim onu tard eder. İlim vücut bulur. Eğer elde edilen bilgiler bilgidir, ilim değildir. Ne zaman ilim olur? Tertlerimiz kadar bilgi ilim olur. Sen vesvese risalesini okumak değil, ezberle ama terklerin yok. Sabaha kadar videoyu seyret ama kafanda Kur'an ezber var. Kafanda vesvese risalesi ezber var. Bir şey sana vermez. Tam tersine çırpıntımanı sıkıntını daha çoğaltacaktır o. Daha beter yapacak. Nasıl ki böyle kaşıntı var ya bazı uyuz. Uyuzlar böyle. Kaşıdıkça daha beter kaşınıyor. Mantar da öyle yani. Kaşımayacaksın. İşte kaşınırsan kaşıtırlar seni. Beni de kaşıtırlar. Demek ki tefekkür o mutlaklığa heva atan aklımızı ismi heva her şeye usalat olur. Kafaya, vicdana, kalbe, ruha mutlaklığa atar. Öyle bir şey adam bu özeli var. Mutlakta atarken tefekkür ise muayyenleştirir. Her şeyi kıblesine anlamlandırarak kıblesine koyarak muayyenleştirir. Disiplinli yapar adamı. Vasatı. Evet. <laughs> tefekkür ortadan kalktığı için bak şimdi tefekkürle ortadan kalktığı için tefekküre mani olan düşman olan Başka? Ruhen tekamül edilirse ona sahip olunup hayırda hevai manalar çıkartılabilir. Bak. Kap'te kap'teki manaları kap'te eğer tefekkür edersek kap kıblesine konulursa e, ruhen tekamül eden insanın ruhen tekamül eden insanın e, ruhen tekamül edilirse ona sahip olunup hevaya sahip oluyorsun. Ruhen terakki edersen hevaya sahip oluyorsun. Hayırda istihdam nasıl ediyorsun? Hevai manalar çıkarılabilir. 96 mahkeman. Hevai manalar. Yani kalpteki latife-i insaniyede nihayetsiz. Nihayetsiz. Nihayetsiz manaları bu tarafa çıkartacağım. Nihayetsizi nihayetli yapacağım. Bu tarafa getirmem için ruhen terakki eden, ruhen terakki eden hevasına hakim olur. Hevasına hakim olan o dehliz, ademi olan latife insandaki mana dünyasını bu tarafa almasına vesile oluyor. Onu hevayı kullanarak ruh iniyor dibe. Evet. Şimdi bir patlı hevayı patlı. kullanıyor. Hasan abi ben kafamı yatırmaya çalışıyorum. Şimdi o zaman şimdi ben biraz Osman'a dönmeye başladım. Ne? Çünkü hevanın da vasatı var. Mesela şöyle siz anlatıyorsunuz ya tüfek. Mesela merminin patlama şeklini anlatıyorsunuz Hasan abi. Şimdi bir mermi eğer dayanıklılığı gücü yoksa bomba şeklinde o patlar olduğu yerde patlar sana da zarar verir. Ama onu öyle bir kalıp yapıyorsunuz ki vurduğunuz zaman patlayan o bu geri gelemiyor. Yanlara da gidemiyor. Bir hedef doğrultusunda ileriye gidiyor kurşun. Yani hevayı rapt edebilirseniz sizi vücuda götürüyor. Yoksa ne vücut, ne adem. Yani adeta o tüfeğin o borusu dediğimiz namlı var ya evet. tefekkür gibi bir şey. Gibi Yöntem bir şey. yani. Aynen sen buradan git. Aynen yani ruhu, aklı, kalbi, manaları, risali, nuru, kazanımları, örf, anane, kültür, geleni, ilimleri, bilgileri sen buradan git. Yani tefekkür yol aç, hedef gösteriyor. Şeyde abi o e, hevada eğer heva sistemimiz çalışmasa o muayyen olmayan manalara meallerimiz almayacak alıp akıl ve kalp dimağımıza onları götürmeyecek götürmeyecek hava sistemi durursa müsbeti manasını evet, almıyorum müsbet. ama menfisi de var tabii yani her şey iki madalyon ya vasatı orada var gibi geliyor. Yani o sistem çalışmazsa meylim benim gidip bir şey almayacak çık, orada. Ma, ma, mana çıkmayacak ortaya. Ha çıkmayacak. Yani cennet cennet ha, olmuyor işte. Çıkmayacak ha, Yani o ne yapıyor biliyor musun? Hukukluyor sanki. Yani. Evet, evet, evet. Senin ihtiyacın var. He? diyor sanki ha, ha, gibi ha. yani. Ama müsbet menfi var. Ama müsbeti de var. Yani beşeri insan yapma tarafı. Deva evet. olmasa Adem Aleyhisselam kalacaktı cennette. Evet. Evet. İnsan olmayacaktı. Ben de işte. şöyle anlıyorum abi. Hayvanın tefriti, vasatı ve ifradı... Şimdi acele etme istersen onu. Sen gene sen çıkaracaksın onu. Biraz da malzeme verir. <laughs> Ama biraz da malzeme... Alemde tamam söyle. Ben söyleyeyim de alemde şekillenmiyor. <laughs> Peki şekillenir diye. Şimdi tefrit, hevanın iç alemine taşınması. Evet. Sen iç alemine taşıyorsun. Örnek vereceğiz de. Ee, tefrit, ifrat ise e, hevanın seni çekmesi oraya karanlık ya de, de, delik. Kara delik kara delik seni çekiyor ifrat modu o seni çekiyor sen alemine getiriyorsun tefrit yani oturuyorsun e, şöyle duruyorsun evet yatağını şöyle bir kaldırmaya hacet kalmıyor bu dağınık bırakıyorsun veya aleminde bir düzen yok bu sefer e, tam tersi bu sefer vasat nedir vasat olması gereken gibi hevayı senin kullanman. Bütün latifelerin o hevayı kullanması. Olması gereken gibi kullanması. Kuvve-i Şehriye'ye daha çok bakıyorsun? Heraki de kullanması. Heraki'nin zembereyi yapması. Hmm. Şeydir abi. Daha çok e, hüdan, şey, hevanın ifratı Kuvve-i Gazabiye, <laughs> tefriti Kuvve-i Şehriye var. Biraz da gireyim abi. Yine çıkartacağız. Evet. Çünkü çok malzeme var ki o malzemelerle koyalım. Üzerine beton atacağız. Rüen tekam, tekamül edilirse ona sahip olunup hayırda hevai manalar çıkartılabilir. Sünnet-i seniyeyi sevmemesinin sebebi sün, Heva Sünnet-i seniyeyi sevmemesinin sebebi O zeminde tahakküm edemiyor. Sünnet-i seniye mutlaklıktan muayyen bir güzel hedef gösterdiği için. Sünnet-i seniye mutlaklıktan muayyen bir sisteme sokuyor seni. Evet hiç yok. Evet. Tuvalet bile <laughs> kural var. Yemek kural var. Yemek ağzının sesi öte mahalle duymaz. Kaşığı alırken dişini vurma. Önünde ye diyor Peygamber Tabağın ortasından yeme. Bereket ortadadır. Geçen oldu böyle. Kaşıdaydım yeniden. Böyle güzel bir şey vardı böyle. Yani önümdeki ilk sırayı bıraktım da ikinci sıra. İnan itimat aklım geldi. Resulullah hatırıma geldi. Bıraktım ve önümdeki o. E, kenardaki kurumuş oluyor. Onu aldım. Korktum. Çünkü beni evet bu, bu ben bunu yiyebilirim. Ama sonra o beni yiyecek. Bana bunu yaptıran beni yiyecek. Bana beni yemek için yediriyor. O hevaydı değil mi? Hevaydı o. Beni yedirmek için yiyor. Bak yemek için bana yediriyor. Onu al diyor. Niçin? Beni düşündüğü için değil. Balık balık da öyle. Al bunu ye. Yemek için yediriyoruz. Bala yemek için yediriyoruz. O da bana yemek için yediriyor. Bunu al diyor. Bu daha iyi diyor. Diyen o idi o. Sonra bıraktım. Kaldırmıştım kaşıkla. Altyapısını bıraktım. Önümden aldım. Ama o kadar rahatsız oldu ki. Böyle aldım bunu. Akıl orada <laughs> kaldı değil mi abi? Akıl orada kaldı. Bu sefer Bektaş şilik yaptı biliyor musun? Ne yaptı biliyor musun? Böyle gitmem gerekirken bir kaşık kadar önümü aça aça böyle gittim. <laughs> depremde depremde adam çıkarır gibi. Dil, dilim dilim gitmedim. Aslında tersten olmuş abi. O heva gelmeseydi o sünnet-i seniye de hatırınıza gelmeyecekti. Gelmeyecekti evet. Yani tersin zemini oldu. Evet. Abi sanki Adem Mutlak o, gibi bir şey. Adem Mutlak olmasa Cenab-ı Hak... Yok yo, Adem Mutlak deme. Adem Mutlak şikayet. Öyle bir şey benziyor. Ya bu var ama muayen değil işte. Evet. Her şey her şey. Bir şey değil. Sünnet-i bu mutlaklıkla muayen hale, kıblesinesini sokmak için e, fıtrat-ı asliyene yürüme yöntemidir, basamaklarıdır. Bataklıktaki konulan taşlar gibidir. Sünnet-i seneye bir insanın doğasından çıkan davranış olsaydı, erkek olan peygamber aleyhissalatü vesselam, kadınlar onun sünnetini taklit edemezdi. Fıtratın ifadesidir sünneti seni. Yoksa tabiatından çıkan bir şey değildir kendi. Nasıl abi, bir daha değil, peygamber aleyhissalatü vesselam erkektir. Oysa kendisi söylüyor erkeğe benzeyen, kadına kadına benzeyen, erkeğe Allah lanet etsin diyen peygamber, kadın erkek için diyor ki benim sünnetimi taklit edin. O zaman sen o davranışların erkeklik fıtratından mı çıkıyor? Hayır. Fıtrat-ı asliyeden geldiği için her fıtratın malzemesidir. Onun şeyi kendi doğasından, e, fıtratından değil, hılkatindendir. Fıtratından değil, sünnetisini hılkatindendir. Fıtrat erkekliktir. Hılkat ise yaratılış hakikatının bütünselliğidir. Onun için kadın da ta taklit edebiliyor. Ya başka bir insan ya. Nereye girdim gene ya? Kafam altı zetti etti ya. Evet, ya. Peygamber önce ben acayip oluyorum. Nasıl bu olabiliyor ya? Nasıl ben insanım biliyorum. İnsan bana gayb değil. Allah bana gayb. Nasıl bir Allah diye o kadar şaşırmıyorum. Ahirete şaşır, şey yapmıyorum. Ben insanım. O da sizin gibi insan deyince düşünüyorum. Bir insan bu bu kadar Kemal olur mu ya? Bu kadar dengeli nasıl olur? E, niye şaşırıyorsun? Ben biliyorum insanı. Benim cinsinden bir şey. Daha kaliteli ama. Ya olamaz ki. Nasıl oldu? Demek Allah var ya. 1400 sene önce ya bu kadar 2 milyar insan var benim imanımı teyit ediyor, takviye ediyor. Bu kadar ulema çıktı, yöntemler, malzemeler verdi. Gene ben bu yamuk yumuk bir adamım. Ya düşün ki hiç din yok, peygamber yok, şey yok. Ben peygamber olacağım. Ya her şeyin en iyisini, vasatın, her daim nasıl yaparım ya? Hiç böyle düşündünüz mü ya? Bu nasıl bir şey ya? Nümene yok, mesela Model yok, misal yok, patent yok, yürüyen yok. Yok bir şey ya. İlk ve son yapacaksın. En basatını yapacaksın. İfrat etmeyeceksin, tebrik etmeyeceksin. Ya böyle bir şey olmaz. Ancak ne, volkan şöyle patlıyor. Nefes alıyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya Rabbi. Evet. Muhammed aleyhissalatü vesselamın Rabbisin benim de. Bu selatü selamımız ona ulaştı. Amin. Ondan memnunuz Allah'ım. Onu da bizden hoşnut ve memnun et ya. Amin, Amin ya Rabbi Alemin. Hiçbir an. Ben diyor özel hayatta bile Rabbimi unutmadım. diyor. Ya Allah Allah. Bizi yere indirmesin inşallah. Yani, Sonra evet. Yani hilkattan aldığı malzemeyi fıtratında kullandı. Hazreti Ebu Bekir aynı malzemeyi kullandı. Hazreti Ömer fıtrat. Yani bu kalem fıtrattır. Yani şöyle. Allah varken hiçbir şey yoktu. Masa, kağıt, domuz, yılan, kalem, bardak. Yaratılmasına Hilkat denilir. Ama yaratılış itibariyle ben buna eşitim. Bu da yaratıldı bende. Ama bu kalem ben insan buna fıtrat. Hılkattaki malzemeyi fıtratında kullandı. Hz. Muhammed oldu. Hz. Ömer oldu. Hz. Öbülbekir Sıdık oldu. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hakikatları fıtratında kullandığı için bu oldu. Hz. Osman Efendimiz radiyallahu anh hilkatinde fıtratında kullandı. Peygamberdeki o sünnet-i seniye benim değil diyor. Ben Rabbimden alıyorum. Onun ne veriyorsa alın ben veriyorum diyor Allah. Ha bu hilkat. O da kullanıyor bunu. Hazreti Peygamber de kullanıyor. Yani tabiri caizse Honda'da, Mercedes'te, BMW'de benzin kullanıyor. Ama bir tanesi helikopter, bir tanesi uçak, bir tanesi deniz taşıtı, bir tanesi tren, bir tanesi dozer, bir tanesi araba, bir tanesi yük taşıyor, bir tanesi celaskal, bir tanesi ekmek pişiriyor. Hepsi benzin kullanıyor. Yani benzin, hilkat, he, her bir cihaz kendisine göre dönüştüren, o benzini kendisine göre dönüştüren fıtrat yani uçak motoru fıtrat, tren şeyi fıtrat ama hepsi de aynı şeyi kullanıyor. Onun için Hazreti Osman Hz. Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz bütün Müslümanların kullandığı malzeme aynı. Ama ben benim, sen sensin, o da odur. Yani fıtrat, hılkatta eşitiz, fıtratta değiliz. Ama malzeme aynı. O acayip bir şey ya ve burada değiliz. Burada değiliz, burada zannediyoruz. İlim elçisi anda e, şahadetten çıkıyormuş. Eee Maide-i Kuraniye'de Maide suresine geçiyor. Yani Maide-i Kuraniye sofrası diyor Barlada. O acaba bir sır. E, Maide-i Kur'aniye sofrada e, yani tamam demek ki istenmiyor. Yani burası burası değil. Şu anda Evet. Şu anda ama şekil aynı. Sure hakikatla beraberdir. İlim elcisleri. Sure hakikatla beraber ilim anında. Sure hakikatla beraber ilim anında. Aa, ne kadar hissettikse öyle. Abi haricinde havadan yolu var mı? Bir daha söyle kendime şey yap. Sineti haricinde havadan yolu Yok. Allah söylüyor. Başka hakikat yolu yok diyor. Mektubatta geçiyor. Evet. Sünnet-i seniyen dışında diyor bir hidayet yolu var mı ki diyor bu? Sünnet-i seniyen dışında bir veli diyor top atıyor bilmem ne yapıyor falan. O Cibali Baba mevzusunu anlatırken. Hasan abi siz şeyi söylüyorsunuz Vay yani. ya. Vay be. Ya, şu 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 çok güzel abi. Siz şeytan için söylemiştiniz ya. Yani bu bir rüzgardır, enerjidir. Yok olmaz. Evet. Buna karşı gelemezsen yıkar. Evet. Buna yön verecek. Bir iyisi. Şey. Meheylan geliyor. Evet. Onu dur diyemezsin, daha geliyor. Yön ver, yön ver. Vefat edeceksin. Dumla yok, dur diyemezsin. Yön ver, teris yap. İhtiyalık geliyor, buna karşı gelemezsin. Yön ver, yön ver. E, da aynı şekilde abi. Evet. Yelkenli gibi. Yön ver, evet. seni götürsün. Oh. Hiçbir şey yok gözükmüyor ama götürüyor işte yelken. Yer Böyle tuttuk. Heva rüzgar işte vuruyor. Fıtratta yelken. Ee, sünnet-i seniye ya. Sünnet-i seniyeyi sevmemesinin sebebi o zeminde tahakküm ediyor. Yani tahakküm etmek için. Kendisi kendisini tahakküm ediyor. Hutumuz bizi yutan balığımızmış ustat diyor. Hevai nefsimiz, hevai nefsimiz hutumuzdur. Hud bizi yuttu. Hevai nefsimiz. Hevai nefsi değil de nefsin hevası demek oluyor. Evet. Nefsin hevası. Nefsin bir gözü vardı. Nefsin bir kulağı vardı. Nefsin nefsi vardı. Yani o zaman hevai nefis de gibi ama siz mesela latife insaniye dediniz. Çünkü o latife insaniyedeki o insan şeyi var ya böyle. O heva olmadığı yerde yok. Yani bir şey vücuda gelmişse orada heva var. hep Onun sureti orada Aha şöyle. E, Latife insaniyede e, şeyi orada, e, hakikati orada. Mahiyeti e, nasıl olduğunu bilmiyorum ruhta. Kanuniyeti e, şeyde e, ya akılda veya vicdanda tam bilmiyorum ama sureti serbest bölgede. Hakikat kalpte. Orada manaları e, elektriği lerzeye getiren. Bir ara hatırlarsın şimdi derken hatırladım. Bir ara siz şeyde nefsin içindeki o heves şey var ya o haritada da vardı. Hı -hı. Ee, onun içerisinde ben heva da var sonra bunu çıkarttım demiştiniz yanlış mı hatırladım? Yani evet. Bir ara hevayı orada sayıyordum. Evet değil ama çıkarttım. Ki, evet evet, evet çıkarttım o şekil. Evet, evet. O, o zaman şu yok o evet ha. çıkartmışım. Hatırladın mı? Evet, orada değilmiş dedim. Bu, nefsin içine biliyordum, değil o. Çünkü oysa e, nefsin şeyi okumuştuk ya bakayım. E, bu sizde bulabilecek misiniz? Dur, büyüteyim şunu. Aklı gözü bak. Maddi nefsi evet, burada bir göz sar. Ee, göz göz nerede göz? Siz de görün. Çünkü vücut ademden geliyor. Ha, e, heva akibeti yok, yani vahye istikbale sağırdır. Ha bak. Bak sar. Yani heva nefsin kulağı. Yani sar. Ee, göz ise e, hevesidir yani. Kulak. Vahye kapattığı için kulak diye tanımlanıyor. Çok tuhaf. Peki niye kalp direkt şey kulak direkt kalbe bağlı? Göz ise kafaya bağlı. Heva da o kalpteki latife insanı uyuyor bak. Kulak. aşin şimdi hatırlama geldi. Devam edeyim. Hutumuz bizi yutan balığımızdır. E yuttu, kötü mü oldu? Eğer yuttuğu zaman böyle titrersen Yunus Aleyhisselam ben kendi nefsime zulmettim vesaire. Hemen anladığın zaman yutulduğunu yutuyorsun. İçinin içine giriyor. İçinin içine giriyorsun. İçinin içine girdin. Uyandığın anda Yunus Aleyhisselam ne yaptı? İçi, balığın içindeydi balı içine aldı. Nuru Tevhid, sır iadet Nuru Tevhid içine gözüktü diyor. Şeyde eğer e, Yunus Aleyhisselam balın içindeyken balı öldürseydi orada o karanlıklar okyanusun içinde gene boğulacaktı. Gene boğulacaktı harika. Sahil selamete çıkamayacaktı. Evet. Sahil selamete fark edip onu binek haline yaptı. Sahil selamete <laughs> çıkarttı binek halinde. Çok güzel. Onu öldürseydi o karanlık. Gene yani iki karanlıkta kalacaktı. Üç karanlık vardı, doğru, çok güzel. Üç bir balığın içi karanlık, deniz içi karanlık, hava karanlık. De, balığı öldürdün, deniz karanlığına girdin. Ortada kaldı. Kaldı. O zaman iç, içine girdi ya balığın, İçinin içine. Eğer uyandığın zaman sen içini, için, kendi içini içine alıyorsun. İçini içine alıyorsun. İçinin içine girmiyorsun. İçini İçine alıyoruz. İçindeyken dışındasın. Arabanın şoförü. Dışarıdan bakınca araba şoförü götürüyor. İçeriye gir bakayım arabaya koltuğa otur. Şoför arabayı götürüyor. Yunus Yunus Aleyhisselam misali gibi. Kar ve ha kör ve akibeti görmeyen, vehmi aldatıp vehmi ifrat moduna taşıyan. Vay! Vehmi ifrata taşıyan düşüncelerimizi ifrata taşıyan vehim. Ne vehim var ya? Hastayım ben bu vehime. O kadar güzel nimet ki. Ama Allah işte o hikmet ilahisi vehimin ifratı işte psikolojik hastalık. Biraz önce panik atağı anlattım. Panik ayrı değil, atak ayrıdır. Yer yer zaman zaman gelmesin atak. Ama panik nedir? İçerisi korkudur. Ne demek? Aklı ve kalbi yani duygular, istekleri tanımlanmamış, anlamlandırılamamış, değiliz boşluk gibi. Örnek verirsem şu, ben size görüyorum. Korkmuyorum sizden. Görüyorum. Geldi. sen. Niye korkayım? Ama karanlıktan dibi gözükmeyen kuyuya giz, dibi çok uzak olan, ufak olan u çok yüksekteyim. Hele bir de boşlukta bir gönderiyorum <laughs> karanlığa. Gözüm şuası gidiyor. Bir yere çarpıp gelmiyor. Gelmeyince onun adı dehlizdi. O bizi korkutuyor, ürkütüyor. Bunun gibi o. Yani e, panik bu yani. Yani fikirler, duygular, a, e, emeller, arzular, istekler, e, bizdeki hakikatlar bo boşluğa düşüyor. Anlamlandırılamıyor. Muayyenleşmiyor. Tanımlanamıyor. Boşluğa gidiyor, boşluğa gidiyor. Giden gidiyor, gidiyor. O, 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 Bende giden gitti, gitti. Bende ne bir şey uyandı? Korku uyandı. Korkunun sebebi bunlar. Anlamlandırılamamış muayyenleştirilmemiş, belirlenmemiş arzu, isteklerin bütünsel halinin bendeki uyanmasına panik deniliyor. Yer yer uyanırsa ataklar oluyor. Yer yer zaman zaman olursa panik atak oluyor. Bu kadar basit. Korku. Evet nereden girdik bilmiyorum. İfrat modundan girdik herhalde. Hastalık ve musibetlerde durdurulur. Hastalık ve musibetle durduruluyormuş. Tefekkür yapamasan e tamam baba yaşlarımız e bunu tefekkürü bilmiyor. E ne olacak peki? E, hastalık musibetlerle durdurulur. Hatta Hasan'ı durduracak insanlardaki bu durgunluktur El Fatiha. Baktım durmuşsunuz havayı durduran hastalık musibet siz de baktım durdunuz yoruldunuz galiba ara verelim dedim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dima kaçtı? 224. İkinci oturumu. Çok tuhaf. Mehmet geldin mi? Çok tuhaf. Ya Rüştü bunlar yürümüş de bize bıraktığı malzemelere bakın ya. Rüştü bunu yapmış toplama. Bir hadis Rüştü abi heva toplamasını yapmış. Bir hadis koymuş oraya. E Nerede kim kim şey yapacaktı hadi? E, He, ha, açar, açar mısın? Okur musun ya? Hadisi bak ya. hadisi Şerif. Allah azze ve celle indinde sema gölgesi altında Allah'tan başka tapılan mabutlar Mahmud, içinde uyulan hevadan daha büyüğü yoktur. Görüyor musun? Hevadan başka uyulacak bir mabut yoktur. Ne demektir? Ee, Allah'tan başka uyulacak bir mabut, hep bir sürü mabutlar var ya yani bundan daha büyük yoktur derken her şeyi tanımlayan bu olduğu için içi boş Yani. Bak bizi teyit ediyor o hadis. Her şey, dima da, kalbi de, ruhu da bir yer değil. Hevadan daha büyük tapılacak bir mabut yoktur. Çünkü heva niye e, nefis var, şeytan var, heves var, e, bir sürü arzular var. Niye bunu şey diyor? Niye bunu diyor? Çünkü her şey, her şey, her şey, her şeyi muayyenleştirdiği için. Bu hadisi duydunuz mu? Bir daha ya yavaş yavaş Allah Azze ve Celle indinde sema gölgesi altında Allah'tan başka şey tapılan mabutlar içinde uyulan hevadan daha büyüğü yoktur. Allah Allah. Anladınız mı? Aynı dersi hulasa olur Bu. Hadi bismillah. Sünnet-i seniyeyi sevmemesinin bak görüyor musun? <laughs> Sebebi o zeminde tahakküm edemiyor. Sünnete uyan tahakkümü alamaz, tahakküm de edemez. Tahakkümü uyar, şey fark eder ama tahakkümü anlar. Sünnet-i seniyeyi yaşayan aldatıldığını tahakküm edildiğini, yozlaştırıldığını fark eder. Sünnet-i seniye toplumu düşün. Kim ne kadar sünneti yaşarsa İslam düşmanını o kadar görür. Ne kadar İslam yani sünnet-i seniye yaşarsa Allah düşmanlarını o zaman fark eder. Hutumuz bizi yutan balığımızdır. Yunus Aleyhisselam gibi. Kör ve akıbeti görmeyen, vehmi aldatıp vehmi ifrat moduna taşıyandır. Hastalık ve musibetlerle durdurulabilir bir şeyde nasıl durdurul diye İsa sormuştu. Birincisi tefekkürdü. İkincisi e, hastalık musibetti. Yani tefekkür nasıl yapar? Terklerle oluyor. Ani lezzetlerin peşinde olmasının sebebi günahlarla beslendiği içindir. Günahlarla beslendiği için insanı Adem'e nasıl ki kainat kara delikle vücudu Vücudu varlığı yuttuğu gibi heva da, heva da insanı ve insanın amellerini Adem'e atan sistemdir heva. İnsanı ve insanın amellerini Adem'e atandır heva. Cehennem, iç aleminizi seyretmenizi ister mi? Bak birinci derste o kazanılan bir enerjiyle en ufak bile patlıyordu değil mi? Yani insan sıf et ve kemikten ibaret değilmiş. Bak yoğunlaşmış enerji öyle oluyor. Garip bir şey yani. Bak senden başka başka birileri var diye göstermek istedim. Şu anda sen de ben de birinci ders, dersteki hali yok. Niçin yok? Çünkü daimi olsaydı o kaldıramazdık zaten. Onunla yaşanmazdı. <laughs> Onunla yaşanmazdı. Ve biz aynı biziz zahirde ama aynı biz değilmişiz hakikatta. Onun delilidir. İlk, ilk oturuma bak şimdi bak. Cehennem fikri Dima'da durdurur. Hastalıklarla da vicdanda durdurur. Musibetlerle de Allah Allah. Hevayı durdurman yöntemleri. Hmm. Dima'da cehennem fikriyle vicdanda hastalıklarla musibetlerle dertlerle kalpte durdurulur. Bak. He. Hastalıklarla vicdanda duru, durdurulur. Musibetlerle dertlerle de kalpte durdurulur. Ruhta da şunat zatiyelerin bizdeki karşılıkları olan şefkat, muhabbet, se şefk, sevk, lezzet ve memnuniyet ve iftihar mukaddeselerin bizdeki nümunelerini ifrat moduna atar. Vasatta olursa durdurulur. Demek ki heva her dört sistemde aktif. Dima'da Cehennem fikriyle diyor. Ustad açık ifadeni az. Cehennem fikri bak şeyde söylüyor. E, şiddeti galyanda olan hissiyatlarını ve ifratkar bulunan nefis vebalarını tecavüzattan ve zulümlerden ve tahribattan durduran gayat içtimayenin e, hüsnü ceyranını hüsnü ceyranı temin eden Yalnız cehennem fikridir. Şualar 183. Akılda, dimagda hevayı durduran yani bizi hut gibi yutma yutmayıp o onu anlamlandırmamıza vesile olan cehennem fikridir. Kalpte ise hevayı durduran hastalıklardır. Ee, şeyde vicdanda pardon, hastalıklar vicdanda, musibetlerle, dertlerle de kalpte durduruluyor heva ruhtaki o sistemin de vasata gelerek durduruluyor. Ee, devam ediyorum. Kafasızın kafasındaki şirkin menbaadır. dedi ya. Yer e, yeryüzünde yeryüzünde Allah'ın Allah'tan başka en büyük tapılacak heva'dan başka bir mabut yoktur dedi ya. O zaman kafasızın kafasında o şirki oluşturan da bu adam. Şeytanın silahıymış. Başka dünyaya çağıran ve sevk edilmiş nefis de ve kuşu şeytan sofistayı heva ise bektaşidir. Geldin mi İrfan? Buradasın değil mi? Tamam burada ol. Fırsat verme başkalarına. Ahiretin üstündeki kalın perde olan heva. Ahiretin, alemimizdeki ahiretin üzerindeki kalın perde olan heva. Heva ne kadar alınırsa zahir olur. Ahiret. Mesela kalp, dertler, musibetler kalpte e, durduruyor dedik ya. Kalpteki o zaman putları kırıyor yani. Kırıyor. Kalpte, evet. Hem de nasıl kırıyor? Hem de nasıl kırıyor? Allah. Allah. Hastalıklar vicdanda. Musibetler ve dertler var ya ve psikoloji. Mesela sabah gelmişti sonra gitti. Allah da Allah gitti. Yani dün şey yaptı. Çarşı sen o Yani o dertler, dertler yapar adamı. Ya, zamanda yapacaktın. Her tarafını dövme Mehmet çizdin, çarptın. Kolundan, şeyinden. Ya, şimdi Allah, kendine Allah. Kendin, nerede battınsa orada çıkacaksın. Kendine battınsa kendinden çıkacaksın. Derdi kendine arayacaksın. Derdi hariçte aradığımız için derman bulamıyoruz. Dermanı hariçte arıyoruz. Derman hariçte aramayacaksın. Hariçten yardım iste. Derman sende. Nereden çıkarttın? Dertler bana dertler imiş. <laughs> öyle mi? Heh, tamam. Demek ki öyle. <laughs> dertler bana. Dertler bana. Hiç böyle bir cümle olur mu? Böyle bir şey olur mu? Böyle bir tanımlama olur mu? Dertler bana. Ya deli derler adama ya. Dertler bana. Duyuyor musunuz? Dertler bana. Derman imiş. E, derman nedir o zaman? Dert dermansa o zaman derman nedir? Şu. Hafullah lezzetliyse muhabbetullah nedir? Motor durdu. Çalışmıyor. Bilmiyoruz. Bir daha. Allah korkusu hafullah lezzetliyse muhabbetullah'ta ne var? Bilmiyoruz. E, dertler bana derman ise dermanlar nedir? Bilmiyoruz. Şu anda ancak volta atarken şimdi hatırıma geldi. Herhalde dünyada cennet bu olur ya dedi malette Böyle her şey relax, her şey acayip. Bir tuhaf öyle Her şey yerinde, her şey gülüyor. Bir, hani alıyordu kainat ben Bir acayip acayip. Dertler bize derman ise, dermanlar nedir bize bilmiyorum. Demek ki akılda hevayı durduran cehennem fikridir. Vicdan da hevayı durduran hastalıktır. Kalp da hevayı durduran musibetler dertlermiş. Ruh da hevayı durduran şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzeh, sev, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar-ı mukaddeseleri vasata bulunmasıyla durduruluyor. Yani e, o ne demek mi ifrata atar o vasat olması lazım. Yani onu durduruyor. O ifratı atıyor. Vasat durdurur diyecektim. Evet. Vasat onu bizdeki moduna vasat. O bunların bizde ifrat seviyesi olabilir. Sanki <laughs> doğru yazmışsınız gibi. Ya, belki de doğru yazdı. Şey, şefkat, muhabbet, sevk, surur. Bunların bizdeki ifrat modu <laughs> hevayı doğruyu. Ama cümle şöyle geçiyor. Onu nasıl durdurur? Olur yani. Evet. Bunların haricinde sadece tefekkür yeter mi abi? Yetmiyor. Yani tefekkür tefekkür şey ya. <gülüyor> e, <gülüyor> yani Değil mi? Yani şey de. De. Mesela Hasan abi siz demiştiniz bana bir zaman Necmi'nin var. Sendeki asabiyet dedin Gafur dedin. Sen çok sinirlisin. Ama sendeki asabiyet dedin. Sen dedin ee, muhabbette ve şefkatte dedin ifrata kaçıyorsun. İfrattan kaçtığın için şey olur. Mesela muhabbet ve şefkatı vasat olan da pek e asabi olmaz. Evet. Çünkü onlar çok sakin. Hiç acımaz seni pek. Böyle durur. Koşmaz yani. Mesela e kavga olur ayırmaz bir şey olur görmez. Yere bakan yüre bakan tipler yani. Derler ya bunu. Onlarda asabilik pek olmaz. Çünkü... Peki bunlarda tefrit, vasat, ifrat var mıdır? Var. Hangisinde? Bu, şef, yani zatın özü. Tabii şefkat, şefkatı 75 Kastamonu'da diyor ki şefkat marazi ruhi sakami kalbidir diyor şefkatin ifratı. Evet, işte şefkat edilmemesi gerekene şefkat etmek ifrattır. Evet. Ama Veya bir de şu, şefkat edilmesi e gerekene edileceği kadar etmemek, fazla etmek. Evet, Hikmeti göz ardı ediyoruz Mesela yavuz da, yavuz da Mesela bir misal vereyim. Sen Şöyle, seni çocuğu <laughs> e, okula gönderirken ka acımıyorsun, kaldırıyorsun sabah sabah. Pazar hafta sonu bir yatsın diye namaza kaldırmıyor. şefkatın nedir bu? İfratıdır. Evet, ne, ne yazarsanız yazalım çünkü mesele anlaşıldı. Hı hı. E tamam vasat yazalım diyelim. Yani. Ben vasat yazdım da ama belki o zaman nasıl bakmışım veya o mu doğru? Şimdi de sonra düşüneceğim yukarıda. Kafasızın kafasındaki şirke menba, şeytanın silahı, dünyaya çağıran ve sevk eden, nefis deve kuşu, şeytan sofestayı, heva ise ahiretin üstündeki kalın perde olan heva. şey, Davut doğru demiş abi o zaman aslında. ne yani, demiş? Dedi ya az önce e, Adem mutlak, Adem'i mutlak e, zemini mi dedin sen? Adem'i mutlak, gibi. Adem mutlak gibi. Gibi yani. Gibi gibi. Öyle duruyor he öyle. Öyle duruyor. Ya ne acı hadisti ya. Yeryüzünde Allah'ın dışında en büyük e, tapınacak tapılacak put şey. Mabut, mabut diyor ha. He? Hevadır diyor hadiste. Bak görüyor yani. musun? Yani ders ne kadar tevafuk ettir var. Her hiçbir şey anlamsız, mutlak, hudutsuz, muayyenleşmen istemeyen aklında, kalbinde bak her iki, her yerde nasıl durdu olacak? Bak hadis görüyor musun ya? Yeryüzünde bundan daha büyük mabut yokmuş Eva. Çünkü vücudu yok. Abi, abi? Bu eğer vücudu olsa belli olur. Tapınacak şeyin kalitesi belli olur. Ama bunun vücudu yok ki. O zaman adem evet. mutlak da bu <laughs> şey bu Hevanın arkasından gidilse mesela. Acaba mı çıkar kazsak diyorsun? Vallahi. Ama hiç kazma gene de. Şu... Ee, ama çok acayip ya. Evet. Yani tıntı ne diyor ha? Sanki adayı mutlaka götürüyor. Ondan yeryüzünde ondan daha büyük mabut yoktur. Sanki ben bu hadise açılımı bu dersler. Ahiretin üstündeki kalın perde olan heva gaflet verendir vicdana galebe edendir. Yakin imani temin eden temsilatlardan nefret eder. Ondandır ki Kur'an misalleri çok verir. O, o için hevasına tabi olanlar Risale-i Nur'un dersinden sıkılır. Misal çok veriyor ya. Yakini imani temin ediyormuş misal. Onun için Allah Kur'an'ın 40 icazından bir icazı olan misal vermesidir. Ve evet. lillahi meselul a'la. Allah en iyi misali Allah veriyor. 40 icazından bir tanesi Allah misalle anlatmasıdır. Misallerle sinek böcekten mi bahsediyorsunuz? Hevaya tabi olanlar diyormuş. Demek ki hevaya tabi olanları nasıl anlarız ben de dahi? Misallerden rahatsız olurlar. Abi Bakara suresi 26'da diyor ki şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi bir sivrisineği hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Oh. Sefaatten beslenirmiş. De, sa demek ki neyle beslenir, kalkıyor? Bir. Sefaatten beslenir ya nasıl kalkar? Bir, terklerle. iki tefekkürle. Üç, e, akılda, kalpte vesairelerde farklı olur. Tefekkürle onu dedik. Sonra, sonra misallerle, misallerle gene kalkar. Ama şimdi tersini söylüyoruz. Sefaatle besleniyor. Kalkmasıydı şimdiye kadar. Sefaatle besleniyor. Edeplerle haddini bilerek hududunda kalarak ileri tecavüzatları durdurarak terbiye olana bilenmiş. Edep, edebeni Rabbi fe ahseni tedibi diyor ya. Yani edeplerle, kurallarla, yaşamakla kontrol altına alınabilir, terbiye olun. Heva terbiye olanabiliyor. Şey de denebilir orada. Sefahatten beslenir derken, sefahatten uzak durarak. Tersi de yani gerek yok artık. Hı. Çünkü niye orada öyle geçiyor sefahatten besleniyor. Ben mefhumu muhalifim biz tefe, konuşurken konuşacağız. Bu ama en e, en birincisi sanki edep mi oldu abi? Mesela tefekkür, o bu falan hepsini saydık saydıkserde saydık. edep edeple durdurulur ama bir de hastalıkla acayip bir şey var. Bana göre şey benim dediğim şeye göre daha bu gibi yerlerde, bu gibi havuzlarda yıkanarak da Evet, evet. Yani, yani büyük. Evet, o darbeyi vuruyorsun. Darbeyi evet. aslında burada vuruyorsun. Evet, ama burada çok da acayip abiler bak hele. Edeple haddini edep nedir? haddini bilip hududu hududunda kalmaktır. İyi e de bunun üzerinde temellendiriyor ya. Eh, edep üzerine evet. Edebeni Rabbi Edeple haddini biliyor insan, haddini bilince hududunda kalıyor. O zaman hududunda kalarak ileri tecavüzatlarını durdurarak evanın terbiye oluyor. Yok olmuyor, terbiye oluyor. Bak evet. edebinle karşıyı terbiye ediyorsun ya. Hasan abi, melekler Hazreti Osman'ın radıyallahu anh, ay radıyallahu anh. Adını, adını, Hayal hay ediyorlarmış ya. ya. Sonra şairlerle burnu kırılırmış. Onun için şairi hücum ettiler ya. Şairlerle yani yürümesi durdurulur ya burun. Burnuna göre gidiyor deniliyor ya. Ama Risale öyle geçiyor. Burnu kırılır diyor. Muayyenleşmemiş ademi vücudu var ki hem adem alemlerine hem de vücut alemlerine çalışır. İki yönlü. Hem buraya çalışıyor eğer terbi olursa yani kontrol edilirse vücuda çalışıyor. Mutlak kötü değil. İki yönlüdür. Hayal balonuna girermiş. Hayal. Bakın nasıl uçuyormuş. Hayali kullanıyormuş uçmak için. Hayal balonu. Heva insanı sihirleyerek düşünemez. Aa, heva insanı sihirleyerek düşünemez. Kaygı, korku hissetmiyormuş. Mesela Allah ahiret söylüyorsun, deprem söylüyorsun. Diyor ki ne Allah'a akber diyorsunuz. Lan deprem bile terbiye etmemiş. Niçin? E, ee, hevası onu sihirlemiş. Hiçbir şey anlamıyor. Sihir. Narkoz yiyen ameliyattan anlamadığı gibi. O zaman abi işte tefekkür dediniz ya. O zaman mümkün nasıl olacak ki tefekkürlemesi? Zaten sihirleniyorsa heva aktif olduğunda. Ama daha o duruma gelmeden tefekküre girdin mi? Zaman onun, yani ondan sıyrıldın demektir. Ondaysan tefekkür edemezsin. Tefekkürdeysen onda değilsin demektir. Sihirliyor. Ondan önce davranacaksın. Sihirlemesin seni. Mesela haberler sihirmiş. Hadi bırak da göreyim ha. Bir haber seyretsin. 2-3 günde seyretsin. Her gün her akşam haber seyretmek zor. Sihirlendiğini o felakte söylüyor ya. O düğmelere, ükte ve düğmelerine uf, sihirbazlar gibi fırıyorlar diyor. Fil okad. Yani oraya üfürüyor diyor. Ustad diyor. Ben söylemiyorum. Onun için sihirlendiğine delil nedir? Haber seyretmeden dur hadi. Sihirlisin yani. Bir yerde desen mahvederler. Demek ki insan mezarı gördüğü halde, amcasını dayısını gömdüğü halde, o depremden çıkarttığı halde, depremin içine girdiği halde adam adam kurtarıyor. Çıkıyor namaz kılmıyor. Sebebi güzel bir cevap çıktı da e, insan hevası insanı sihirleyin sihirlenirse düşünemez, kaygı ve korku duymaz, endişe almaz hale gelir. Dehmini etkileyerek aklı devre dışı yapmak istiyor. Osman derdi ki sana oraya geldin. Bina Allah razı olsun hepinizden hepimizden. hepimizden. Bina da diyor mu dedim ki bugünleri sana hatırlatacağım. Ne dersler olacak hatırlıyor musun? Ne dersler olacak diyor. Bak ne dersler oluyor. Yani burada video atmıştım. Tam burada durmuştum. Burada ne imanlar kurtulacak, ne ufuklar açılacak, ne dersler olacak. Abi bilseniz. Adam bilse altındaki arabayı bilse. O geçti de altındaki arabayı oturdu bineyi satar yapardı. Böyle bir hazine sahip olmak için. Ya. Acayip bir şey ya. Yani bu, bu şeyin e, sahip olmak için. Kardeş bir şey kızdığım zaman, şey yaptığım zaman lütfen nefsiniz evet biliyor. Abi dedi kalbim kırıldı. Ben de duydum bir tak diye ses geldi ama o kalp değil diyor. O nefisti. Ben de duydum onu. Ben aptal mıyım sizi okşamaktan daha şey? Derste der miyim ya? Bir adam der mi ya? Niye geldiniz dün akşam? Denilir mi? Adam gelmiş de sevinsene. Ne oldu? Hani Allah'tan korkacaktınız? Depremden korkup da geliyorsun. Allah'tan korkup gelecektin. Niye geldiniz dedi. Dedi mi demedim. Tamam da bunu sana orada söyleyecekler. Ben söylüyorum. Bedeli yok. He, bu delinin birisi manyağın dedi. Geçersin. Ama sana orada söylendiği zaman bedelli söylenecek. Niye dönüşü yok. Geri dönüşü yok. O zaman ben senin dostunum. Evet canın sıkılmıştır. Ali. Bir şey söylemiştir bu beyaz adam. Ama senin için söylüyor. Yoksa ben diğerleri gibi bak ne yapardım. Dersimi vaktine gelir. Dersimi yapardım. Bitti mi? Ben söylüyorum siz uygulayın. Alıyor malzemesini çekip gidiyor. Herkes çıkana kadar duruyor. Herkesi tek tek ala kadar oluyorum dersin dışında. Öyle mi abiler? E şimdi niçin yapıyorlar bunu sana? E sen de haftaya gelmiyorsun. Ondan sonra bana diyorsun ki benle niye ilgilenmiyorsun? Çünkü sen kendinle ilgilenmediğin. Sayfayı açtır mı 156? Vicdanı aldatsın, aldatsın. Yani istiyor, istediyor. Vicdanı aldatmak istiyor. Ruhu uyutsun istiyor, aklı devre dışı etmek istiyor. Heva'nın özelliğine bak. Heva iptal his edince Demet ne oluyor? He? Ondan sonra şunu ayrı bir konu olduğu için şurayı yapayım. Heva neymiş? İptal his edince Adem atıyor ya devreti. Ne yap ne oluyor yani? İptal his edince ne oluyor? Hani şöyle dedim ya dün akşam bir kullanayım. Hayat nedir sizin için hayat? Lan neresini söyleyeyim ya? Hayat her şeydir değil mi? Ha hayatın ne olduğunu anlamak istiyorsan mefhumu muhalifiyle bak. Yani hayatın gitse ne olurdu? Neyi kaybederdin? Hayatın olmasa neyi kaybederdin? O zaman hayat her şeydir. Öyle mi? O zaman böyle olan bir hayatın hayatı yani her şeyimin her şeyi olan Hayat böyleyse hayatın da hayatını düşün o da imandır. İman da böyle bir şeydir. Demek ki imana kadar mücadele etmemiz lazım? Bak şimdi. Hiçbir şey iken her şey olmama sebep hayattır. Yani to kör, topal ne bileyim felçli dahi olsan, kalem dahi olsan der ustat varım. Vücuttayım. Varım diyebilmek var ya varım felç ol bir şey ol cehennemde dahi olsa ben varım bilinci şuuru imandan da öncedir. Çünkü o bilincin şuura gelmiş veya gelmemiş halin onaylanmış şekli, şuurlanmış ifadesinin adı imandır. Varım, ben varım diyebilmenin dimağa, vicdana, kalbe, ruha gelen bu varım şuurunun bütünsel farkındalığının adı imandır. Dört tane sistemin bütünsel şuurdanlığının dile geldiği, ifade edildiği, anlamlandırdığı ve haz alındığı bir sistemin adı imandır. İman. Ha, hayat bize neyse iman da hayata hayat böyledir. Ha, i̇man hayata hayata hayat olsa. İman hayatın hayatıdır. Hem de hem de esasıdır. Ha, hayat bana nasılsa iman da hayata öyle. İman nedir ya o zaman? Bilmiyorum. Ama şunu bildim. Allah'ın zatının nurudur. İman kazanılmaz, iman bulunmaz, iman gidip alınmaz. Bu dediğim şey itikattır. Doğru itikada Allah'ın verdiği cevap imandır. ben gidip almadım. Gittim şey satın da almadım. Allah direkt o verdi. Bulunmaz alınmaz, verilir. İhsandır. Ama itikat alınır, bulunur. <laughs> heva, heva iyi dikkat edin. Heva iptal hissedince günahları, vicdaniyatı rahatsız etmiyor. Ha, his neredeydi abiler? Vicdan. Vicdan. İptal etse ne olur? Günahlar vicdanı rahatsız etmiyor. Yani günah rahatça işliyor. Hatta Melun Alçak o işlediği günah iftihar eder fırsat. Yani önümüze herkesin önüne bir sürü günahlar denk gelir. Ya gözüne ya fiil. Hakikaten böyle bir teklifler olur, böyle bir imkanlar olur. Olur da olur. Bunu ganimet kabul eden vardır. Günahı ganimet fırsat kabul ediyor. Yani bir de nerede bulacaksın bunu diyor. Tam denk geldi diyor. Fırsat geçmiş, evet, evet. İşte bunu diyen Hazır fırsat, Bu Alçak. Peki niye rahatsız olmuyor o anda? Heva hakim olunca vicdanı susturuyor. İmansızlıktan değil, hevanın tahakkümüyle oluyor. Ben en çok etkiler Mehmet kardeşine biliyor musun? Ben bana vallahi çağrı olan, yeminle söylüyorum. Bana en çağrı olanlardan, beni çok vartalardan, çok abuk subuk düşüncelerden kurtaran şey ne biliyor musun? Yüz hakikat dersini benden dinledi dinlediği halde hakikata ve bana ihanet eden o adamın imansızlıktan olmadığını, korkunç bir e, vefasızlıkla vefasızlıkta olmadığını diye ders var ya, 82'de mi, 85'te mi, lemalarda. Ha, aldanmak. O ne? Hevasına girdiği için. Burada heva diyor mu abi orada? Yok, şey diyor. Bir iki latife. O orada mı diyor? Evet. O orada da diyor. Bakar mısınız orada? Acayip bir şey ya. Ya beni ya diyorum ki Hasan vefasız ve nankörü sevmez. Sonra dedim ki ya bu yüz hakikata ha, bu dersini yüz mübarek yüz hakikat dersini benden işittiği halde benim diyor aleyhime onun lehine bulundu diyor. Sonra ne kadar vefasızdır diye gıybet ettim diyor o bir O bir çali. Evet. Bir Sonra anladım ki o diyor e, hakikatsizlikten değil evet. fena madenleri işletilmekten mi diyor. Eyvallah. Evet. Aferin. Evet. Zekadan akla şey. Bir bakar mısın sanki şeydi? Evet. Sen niye okumuyorsun Yasin? Oku. Hatta benim arkadaşlarımdan bazıları yüz hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden işittiği ve bana... Bak dikkat et. Kalben, vicdanın aklen işittiği demiyor. Kalben. Bak parmağı oraya koydu. Kalben tasdik ile beraber benden işittiği ve bana karşı fazla hüsnü zannı ve irtibatı varken kalpsiz ve bozuk bir adamın ehemmiyetsiz ve riyakerane iltifatına kapılıp oh. kapıldı. Onun lehinde benim aleyhimde bir vaziyete geldi. Ne yaptı? İltifa şey iltifat. İltifat var ya adam okşayarak ne yaparlar? Sonra şunu alayım. Kalpsiz ve bozuk bir insanın, ehemmiyetsiz ve riyakerane iltifatına kapıldı. Onun lehinde benim aleyhimde bir vaziyete geldi. Fe subhanallah dedim. İnsanda bu derece sükut olabilir mi? Ne kadar hakikatsiz bir insan idi diye o bir çareye gıybet ettim. Devamını, devamını devam. esas ne olduğunu söyleyeyim. sonra sabık işaretlerdeki hakikat inkişaf etti ha bu, bu, bu ha, esas şey. devam ediyorum Aha. karanlıklı çok noktalara aydınlattı onur ile lillah ilham hem Kur'an hakimin azim tergibat ve teşvikatı tam yerinde olduğunu hem ehli imanın desise-i şeytaniye kapılmaları imansızlıktan ve iman zayıf zayıflığından olmadığını hem günah-ı kebari işleyen küfre girmediğini, hem mutezile mezhebi ve bir kısım harici mezhebi günah-ı kebari irtikap eden kafir olur veya imanı ve iman ve küfür ortasında kalır diye hükümlerinde hata ettiklerini, hatta benim o biçare arkadaşım da yüz derse hakikatı bir herifin iltifatına feda etmesi düşündüğüm gibi iltifat etmesi düşündüğüm gibi çok sükut ve dehşetli alçaklık olmadığını anladım. Cenab-ı Hakk'a şükrettim, o vartadan kurtuldum. Çünkü sabıkan dediğimiz gibi şeytan cüz'i bir emri ademi ile insanı mühim tehlikelere atar. Emri ademi. Evet, sabıkan beyan, sabıkan dediğimiz gibi şeytan cüz'i bir emri ademi ile insanı mühim tehlikelere atar. Hem insandaki nefis ise şeytanı her vakit dinler. Kuvve-i şeheviye ve gazabiye ise şeytan desiselerine, hem kalbine, hem kabile, Kamile. Kamile. hem nakile iki cihaz hükmündedir. Şurayı bir daha okuyayım. Hem insandaki nefis ise şeytanı her vakit dinler. Kuvve-i şeheviye ve gazabiye ise şeytan desiselerine, hem kabile, hem nakile iki cihaz hükmündedirler. Adem'i emir. Adem'i emir, heva. Adem'i emir. Yokluğu atıyor ya. Mayenliğsizliğe. Zaten yokluktaki iç, içsellik, heva. Emre Adem'i diyor. Emre Adem'i ile oluyor. Yani imansızlıktan bir de imanın zayıflığından bile değil. Diyor. Değilmiş ha. Yani, yani artistliğe gelmiyor. Yani. Ama biz hemen adama hemen böyle vuruyoruz. bu adam. Vay be. Vay be maalesef. Demek ki o e, heva yani. Emrademi. Yani o da nefsimizi beğenmekten gibi oluyor. Yani onu aşağılamak benim beğenmem gibi oluyor. Yani. Bir daha okuyorum. Heva iptal his. His neredeydi? Vicdandaydı. His iptal eder heva. işlenen günahlar bize e, alan veren bir sistemdi. Yangın var diye sistem alarm sistemi olsa bağırır. E, araba mesela başkası kapısını açarsa kilitli, bağırır. Alan veren. E, maneviyata zarar oldu mu ahiretin ifadesi olduğundan vicdan alan veriyor. Vicdan azabı aynı o konla çalar gibi bize azap veriyor. E, günah işleyip rahatsız olmuyorsa heva e, vicdandaki hissi iptal etmiş. Vicdanın nefsül emriyesi his idi Vicdanın nefsül emriyesi yani andaki vücudu idi. His devre dışı olunca vicdan hissetmiyor. Peki biz ne ile ne hissediyoruz? Bu çok önemli şu tespit. Dima kuvallarla hisseder. Vicdan hislerle hisseder. Kalp duygularla hisseder. Ruh latifelerle hissedip dışa vücuda çıkarak Dima kuvalarla dışarı çıkar. Vicdan isterle dışarı çıkar. Kalp duygularla dışarı çıkar. Ruh latifelerle dışa vücuda çıkarak mahluk olurken heva bunların çıkmaması için ademleri oluyor. Dördünün. Heva iptali his etmesi demek Adem'e atması demek bu dördünü adım atıyor. O kadar gizli bir sistem, o kadar acayip bir sistem ki bugüne kadar bize de gizli kaldı bizden bile. Bizden bile gizli kaldı. Bu kadar gizli bir şey. Gizlendi bizden de bile. Ama bugün Allah'ın İsa'nın ikramı ile e, paçayı ele verdi. O kadar gizli bir sistem ki şimdiye kadar bu seneye kadar gizli kalmış. En acayip bir sistem. Allah nasıl yakalattırdı hayret. Demek ki Allah'ın ikramı. Biraz da gidelim değil mi? Gidelim mi keselim mi? Ha. Bir, bir isterseniz e, şeye kadar geleyim e, veya şunu da okuyayım şuraya kadar. Şu şey o his ve hevaya kadar geleyim. O keseyim o cümleyi tamam. Heva Adem'e hizmet eder. Adem'e bir dakika olmadı. Heva Adem'e hizmet eden kapı. Yani içsel alemin ömrünü yutan kara delik gibi. Bu çok korkunç bir şey ya. Lemalar 206. Abiler. E, Tafsilatını isterseniz bu defterin, 30. defterin 152. sayfasında bir daha. Bir daha. Heva. Heva. Adem'e hizmet eden kapıymış. Bab. Onu görmek istiyorum. Ya. 200, 152. 152 nerede? Abiler bak şu bab neymiş. Dinliyor musunuz? Ve bundan sonra kesiyorum. Bak. 152 açabilecek misin? Çünkü görün ki çok önemli. Yani iç alemdeki alemimizi Adem'e atma kapısıymış. Adem'e, Adem'in kapısıymış. İç Adem kapısı. Adem kapısı. Lemalar 206. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmasa, bir, siyahat vafiyet afiyet gaflet verir. İki, hastalık ve hastalık olmasa dünya, dünyayı hoş gösterir. Hastalık olmasa ahireti unutturur. Hastalık olmasa kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Hastalık olmasa sermaye ömrünü bağdı heva boş yere sarf ettiriyor. Bad Kapı demek, giriş. Bağ <laughs> deva, ba, bat, ba, bağ, ba, ba, ha, heva ama hava yazmışım. Şey. Parça bir kelime. Evet. bağda boş, boş demek. Boş. Bağda boş demek. Bo pardon, pardon. <laughs> evet. Evet. kelime. Pardon. Yani o bab kapı değil de bo boş aleminin şeyi yani. Girişi. Girişi de kapı dedim ne diyeyim? Ha, tamam, lütfen şey yapma çünkü. Yani bab, bab o, o de, de bab olsa kapı olacak. Ama bu girişi, kapısı ya yani. Girişi diyelim o zaman. Ee? <laughs> yani başka bir şey diyemedim yani bu adamı. Ama o kadar keyif aldım ki böyle Adem'in girişi, kapısı. Girişi. Bad. Yani içsel alemin yani içsel alemin ömrünü, iç alemin de bir ömrü var onu yutan kara delik gibi. Son şeyi okuyoruz. İşte dedim ya bunu da okuyalım. His ve heva bir. akibeti geleceği görmeyen kördür. Akibeti görmeyen kördür. Neticeleri düşünmeyen akılsız. Fakat ziki. Lezzet hazireye muptela olan mazisiz olursa bir insan sar, istikbalsız olursa kördür. Bu çok acayip psikolojidir şu cümle. Çok keyfi aldım. Lezzet hazire müptela. Adam maziden kopuk. İstikbale kör. Maziye, maziye, maziye sar. Vahye. Ahirete kör. O zaman hazır zamana müptela. Tamam bitiyor ya. Des. Fakat psikoloji şöyle. Mazisiz bir insan sağırdır. İstikbalsız bir insan kördür. Bunu bize ortaya çıkaran Evahtır. His ve Yani bu tanımlama çok tuhaf ya. Maziye sar, istikbale kör. E, maziye göremezsin ki. Maziye göre. Göz ileriye bakıyor. Mazide sar, istikbale kör. Nasıl bir psikoloji? E anda. Anda her şeyden kopuk ancak günah yapabilir. Heva moduna girmeyen günah işleyemez videolarda o anda hevaya girme. He, heva atmosferine girmese mümkün değil. Bir ne kazandır diyor bizi? Beş tane kurtarma yöntemimiz vardı. Mers burada bitiyor. Şu, şey yaparsak siz de yardım edin. Bir, tefek, şey, e, terklerle tecerüt, tefekkür, ederek, Kur'an misal vererek, hastalık, musibet, hepsine farklı cehennem fikri, e, hastalık, e, sünnet-i seniye, e, dert ve musibetlerle şunat-ı zatî vasatı getirerek ondan sonra bir de e, işte olur ne ile? Ha? Edeple terbiye olur. Yön Tefekkür, değil mi? Tefekkür dedim herhalde. her şeyi yapmamız lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> Ama Evvel ve ahir cümlemiz şu olsun o zaman. Allah Resulü'nün hadisini bir de okuyabilecek misiniz? Onunla Fatiha e çıkalım. Meali. Semanın altında olan her şey. Oku tam izni. Celle, Hizli oku. Allah Azze ve Celle indinde sema gölgesi altında Allah'tan başka tapılan mağbutlar içinde uyulan hevadan daha büyüğü yoktur. Ne demek daha büyüğü? Ben kendimi mabut yapmışım, onu mabut yapmışım, para yapmışım. Onlardan daha büyükse Onları bu hale getiren hevaymış. O zaman heva her şeydir. Alt, arkası. Hep arkası. O zaman yani Adem'in girişi. Girişi yani. İç, i̇ç alemin ömrümüz var ya iç ömür sermayesi dedi ya ömür sermayesi bak onun sermaye ömrünü bağdı heva boş yere sarf ettiriyor. Ömür sermayesi bize verilen akit ya İç alemin ömür sermayesi. Ademe atıyor. 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 Girişi yani. Ademi Ademi Allah Allah. <laughs> Ama kullanılırsa benim uydurduğum misal ile iki ay gibi evet boştur. Ve kenar, içi boştur. Ama birbirlerine de alakası olmayan şeylerle de o da boştur. O zaman iki boş, bomboştur. Ama üzerine bindiğin zaman seni fırlatandır. Seni vücuda atandır müsbeti vücuda atandır. Seni vücuda Adem'den vücuda fırlatan helezonik yaydır. Adem'den vücuda atan elezonik yaydır. Cenab-ı Hak bununla haklanmayı bizi bize bırakmamasını Cenab-ı Hak'tan Rabbi, Rabbimizden niyaz eder. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmet ve hatırına bizi istikametten ayırmasın. Maide-i Kur'aniye sofrasından hissemizi ziyade eylesin. Usul ve furularımızdan, ana ve babalarımızdan her kimler ahirete göç etmişlerse Cenab-ı Hak onlara mağfiret eylesin. Mekanları cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. iştirak amali uhreviyeden onları ve bizi de hissedar eylesin. Evet. Cenab-ı Hak ihtine sıraten müstakim, sıraten lezine nam talihim hakikatına mazar eylesin. Güreve hizmet imaniye, Kur'aniye'de bizi daim kayım sayım eylesin. Evet. Dima'mızı, vicdanımızı, kalbimizi, ruhumuzu ifrat ve tefritten azade vasat mutunda yaşayıp da teris olmayı, şehit olmayı nasip eylesin. Va Ve ahir davahum en ilhamdülillah <laughs> Rabbil alemin. El Fatiha'tım as